Mutlu akşamlar. Bir cuma akşamında da Halk Meydanı'nda birlikteyiz. Bundan böyle Halk Meydanı daha erken toplanacak. Uykusuz Gecelerin programı saat 22'de başlayacak. Ucu açık kaça kadar giderse. Stüdyoda bulunan, tribünleri dolduran, buraya kadar zahmet edip gelen siz sevgili misafirlerimiz, her birinizin konuşması bizim için çok önemli. Zor olana soyunduk. Yıllar sonra Türkiye bir kez daha acaba televizyon ekranlarında konuşabilecek mi? Aynı fikri savunmasa da, birbiriyle tamamen zıt fikirleri savunsalar da bir araya gelip bir konuyu tartışabilecek mi diye yola çıkmıştık, hatırlayacaksınız. Geçen hafta doldurulamayan beslenme çantalarını, okula aç gitmek zorunda kalan çocukları, ağır ekonomik krizi konuştuk. Onun öncesinde emeklilerin sorununu ele aldık. Elbette farkındayız. Halkın gerçek gündemi, can yakıcı gündem, ekonomik kriz ve sefalet. Ancak önemli bir konuyu bu hafta Halk Meydanı'na taşımak istedik. Yıllar yıllar sonra, neredeyse 40 yıl sonra, hayatını kaybettikten 40 yıl sonra bir kez daha Türkiye Yılmaz Güney ismini tartışıyor. Neredeyse geride bıraktığımız bir hafta 10 gün içerisinde konuyla ilgili yazı yazmayan, konuşmayan kimse kalmadı. Yılmaz Güney'e katil ve hatta terörist, terör sevici diyen ve yaşları da çok büyük olmayan bir kitle de var. Twitch üzerinden bu akşamki Halk Meydanı'nı ortak zamanlı, eş zamanlı paylaşacak olanlar da var, biliyorum. Siz nasıl olur da aklarsınız diyen de var. Peki kimdi Yılmaz Güney ve yıllar sonra yeniden Türkiye neden bu ismi tartışıyor? Solun bütün tanrıları ve tanrımsı idolleri bir bir yok edilecektir, parçalanacaktır diye yazan bir köşe yazarı da oldu geride bıraktığımız günlerde. Hadi başlayalım tartışmaya. Çok kıymetli katılımcılar var. Hemen takdim edeceğim. Siz istediniz, biz de öyle yaptık. Daha evvel programın ana konuğu olarak nitelendirilebilecek konukları, uzmanlarımızı tribünün karşısında konumlandırıyorduk. Dedik ki Halk Meydanı bu. Tribünde olacak onlar da. Konuklarımız da tribünde. Ana konuklarımız ve diğer misafirlerimiz. Hoş geldiniz hepiniz bir kez daha. Sevgili Suavi, hoş geldin. Ayağın tozuyla Fransa'dan geldi. Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret etti. Ankara'ya konsere gidecek ve bu akşam burada olmanız bizim için çok kıymetli. Hoş geldiniz. Herhalde tanımayan yoktur sizi, mücadelenizi, eserlerinizi. Ama ben ODTÜ'lü olduğunuzu söyleyeyim. Belki onu bilmez gençler. Ve önemlidir ayrıca. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden her ikisi de, ben de oradan biliyorsunuz, Cebeci Kampüsü Siyasal Bilgiler. İrfan Ak'tan gazeteci dostum, yazılarıyla, demokrasiyi savunan tavrıyla, röportajlarıyla sürekli zaten takip ediyorsunuzdur gündemde. Zehra Çelenk çok önemli. Gerçekten tanıtımda da söylendiği gibi bu ülkede muhalefeti, belki de yalnızca tek muhalefeti, toplumsal muhalefeti kadınlar yapıyor. Kadınlar ve LGBTİ hareketi demek lazım daha doğrusu. Ve iktidar anayasayı değiştirmeye hazırlanıyor. Aile kavramını tartıştırmak istiyor. Zehra Çelenk'in burada olması o açıdan çok önemli. Ve Yılmaz Güney'i 21. yüzyılın kavram setiyle kadına şiddet uyguladığı için eleştirenlere neler söylenecek ya da nasıl bakmak lazım merak ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş, o da Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden. Ve Fatih Yaşlı. Yazıları kimini çok kızdırıyor, kimi ise neredeyse bir hayran kulübü kuracak duruma gelmiş vaziyette. Siyasetin de içinde aslında, Türkiye Komünist Partisi'nde. Ve farklı bir bakış açısı var Fatih Yaşlı'nın. Bizim Yılmaz diye yazdınız. Ve ona da itirazlar geldi. Nereden sizin oluyormuş diye. Hoş geldiniz. Hoş Fatih oldum. Yaşlı. Emekli abilerimiz, ablalarımız var. Diske bağlı emekli senden. Onlar hem Yılmaz Güney'i konuşmak hem de bir taraftan da ayın 24'ünde eylem yapacaklar. Yaşayamıyoruz, geçinemiyoruz eylemi. Onu da duyurmak üzere buradalar. Hoş geldiniz efendim. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden aynı zamanda da emekli senden. Aynı zamanda da toplumsal muhalefetin önde gelen isimlerinden Emine Hanım. Hoş geldiniz. Merak ediyorum neler söyleyeceğinizi. Gençler var, pırıl pırıl arkadaşlar. Hiç birbiriyle aynı düşünmeyen. Henüz kampüsler de olmadı. Üniversiteler açılmadı malumunuz. Ancak üniversitelerin sinema kulüplerine yazdık ve sinema kulüplerinden geri dönüş de oldu. Sinema yönünü de konuşacağız elbette. Hoş geldiniz sevgili gençler. Ve yine her partiye çağrımızı gönderdik bu hafta içinde. Bir kısmı duymazdan geldi, bir kısmı geri dönmedi.
Bir kısmı ise biz böyle bir programa katılmayız dedi. Katılanlar var olsunlar, sağ olsunlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Her şey nasıl başladı? En başa dönelim. Yıllar sonra nereden çıktı bu tartışma diyenlere o tweetleri göstereyim ben evvela. Murat Hamungan, edebiyatın çok önemli bir ismi, ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir tweet attı X platformunda. Şu arkamda gördüğünüz tweet. Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı, iyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak, hüzünle bakarak içimizin en ücra yerine dokunamadı yazdı. Bir edebiyatçı duyarlılığıyla ve bakış açısıyla ve cümleleriyle. Birçok takipçisi yanıt verdi. Yanıt verenlerden biri de son zamanlarda özellikle Bergen filmiyle de sinema severlere ulaşan dizilerle kendini Türkiye'ye tanıtmış olan önemli bir oyuncu ve duruşuyla da kadına şiddete karşı duruşuyla da kamuoyunun takdir ettiği de bir isim Farah Zeynep Abdullah yanıt verdi kendi Twitter hesabından. Dedi ki Murat Hamungan'a sinemamızın en iyi yürüyen erkeği. Ne diyorlar bunu arkadaşlar? Random galiba değil mi? Ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim isterseniz. Ve her şey 9 Eylül günü bu Twitter atışmasıyla başladı. Acaba kendiliğinden mi oldu? Ve sonra tartışmaya dahil olanlar, köşe yazanlar, hayır efendim Kürt diye saldırılıyor diyen Nagihan Alçı, Libya'dan sel felaketini incelemek üzere gittiği Libya'dan dahil oldu. Fatih Altaylı yıllar evvel yazdığı bir yazı yeniden dolaşıma sokuldu. Katildir diye bahsettiği bir yazı ve tartışma büyüdü. Uzun bir giriş oldu ama konuyu bu da nereden çıktı şimdi acaba diyen epeydir televizyonu izlememiş izleyicilerimiz ve internete erişim imkanı olmayanlar için bir özetlemem gerekiyordu. O yüzden tam da buradan başlayalım istiyorum Zehra Çelenk. Farah Zeynep Abdullah şiddet görmüş bir kadının hayat öyküsünü anlattığı Bergen filmiyle gişe rekorları kırmış. İyi de bir oyuncu, başarılı bir oyuncu ve kadın hakları savunucusu. Ve Murat Hamungan'ın sözlerine böyle yanıt verdi. Aslına bakarsanız işte bu Hollywood sinemasında Me Too hareketi diye başlayan ben de tacize uğramıştım, ben de şiddet görmüştüm diye ve ünlü isimlerin birbiri ardına suçlandığı kampanyanın bir benzerine dönüşür diye mi yola çıktı? Hemen söyleyeyim Farah Zeynep Abdullah'ın da elbette yanıt hakkı var ve amacımız kesinlikle onu yermek, onun üzerinden konuyu tartışmak değil. Sadece başlangıcı burası olduğu için bağlanmak isterse programımıza eminim avukatları da izliyorlardır. Konu yargıya da intikal etti bir boyutuyla. Bağlanmak isterse telefon hattının hemen başında bekliyor olacağız ve büyük memnuniyet duyarız konuşmasından. Zehra Hanım, sizinle başlayalım efendim. Evet. Ya ben bu konuda şöyle düşünüyorum bu iki tweet konusunda. İkisinin de belli açılardan son derece doğru tweetler olduğunu, ne Farah'ın attığı tweetin bir hakaret olduğunu düşünüyorum. Ne de Murat Hamungan'ın çok değerli bir edebiyatçı olarak o güzel cümleleriyle iyi bir sinemacıyı anlatımının. Ama zaten bu tartışmanın başladığı yer burası. Yoksa serpildiği, denk geldiği şey tam bunlar değil. Yani bu tweetlerden yola çıkarsak Yılmaz Güney'in farklı yönlerini tanımlıyorlar. Bunu daha önce ben de hem yazıda hem tweet olarak atmıştım. Belki bu kadar müstehzi bir dille değildi. Ama hani bunda da bir sakınca var mıdır? Bence yoktur. Yani Farah Zeynep Abdullah 30'larında genç bir oyuncu olarak ve Bergen gibi bir kadın figürü canlandırmış bir kadın oyuncu olarak kendi fikrini söylemiş. Dediğiniz gibi zaten başka konularda da öyle çıkışları olan biri. Şimdi buradaki bu çıkışın çok sert bir tepkiyle karşılandığını düşünüyorum. Ama aynı zamanda dediğim gibi ben Murat Hamungan'ın tweetini de çok haklı buluyorum. Gerçek çok veçeli. Elimizde gerçekten büyük bir sanatçı, çok büyük bir yönetmen ve aynı zamanda bir kadına şiddet faili var. Ve aynı zamanda tırnak içinde bir katil var. O olayın nasıl gerçekleştiği çok tartışmalı olsa da, çok fazla tanıklık iç içe geçse de. Ama buradaki bir diğer mevzu Yılmaz Güney ile ilgili şu, bu yıllardır biliniyor zaten. Yılmaz Güney'in failliği, şiddet failliği, özellikle kadına şiddet failliği
Nebahat Çehre ile ilgili o zaten inkar edilemez ve paranteze de alınamaz. Alınması çok güç olaylar. Yani hem o Guillaume Tellier diyeceğim biraz şey gibi, o espri gibi olacak ama aynı o rakı bardağına ateş etme, hem arabayla arabayla çarptığı meselesi ve açık şiddet olayları zaten bilinen şeyler. Buradaki beni şüpheye ve düşüren ve rahatsız eden durum şu aslında. Şimdi hep kadın üzerinden kullandığımız bir makbul kavramı var ya, makbul kadın. İşte makbul kurban da var kadınlar arasında. Mesela kadınlar meşru müdafaa yaptıklarında bile aslında yaklaşık bir cinayet işleyen erkek kadar ceza alıyorlar. Fakat bunun bir karşılığı da belki Yılmaz Güney gibi çok az kişileri rastlayabileceğiz. Makbul fail de var. Dolayısıyla ben, hani şimdi benim de burada artık isyan ettiğim bir nokta var. Evet, Yılmaz Güney bir kadına şiddet faili. Ama bu hiç gizlenmiş bir şey değil. Defalarca öne sürülmüş bir şey. Şu momentte bir anda bu kadar patlayacak bir yanı yok. Ne Farah'ın attığı tweetim var, onu da söyleyeyim ama bu arada. Yani ne onun bence davalık bir yanı var. Ama ne bu böyle bir çığıra yol açmalıydı. Burada da hemen ikinci, az da çok fazla kısmı var ama kabaca müsaade eder misiniz? Bir şey daha söyleyeyim unutmadan. Yok, devam edeceksiniz ama buyurun. Tabii. Ben Nebahat Çehre'nin bir röportajı var. Onu bir şimdi tam zamanı diye göstermek isterim. Tamam. Bu arada seyircilerimize şunu söyleyeyim. Sevgili Nebahat Çehre'yi aradım bu program için. Çok tatlı, evde biraz rahatsız, üşütmüş sanırım, PCR değerlerinden bahsetti, yüksek çıkmıştı, enfeksiyon var herhalde dedi, geçmiş olsun diyeyim bir kez daha. Bu programa katılıp katılmayacağını, katılmak isteyip istemediğini sordum ve kendi kelimeleriyle aktarayım. Aynen şunu söyledi, dedi ki ne yaşadıysam kamuoyunun gözü önünde yaşadım ve üzerinden uzun zaman geçti, beni bağışlayın. Teşekkür ediyoruz. Onu da televizyon başında izlediğini tahmin ediyorum. Daha evvel yıllar önce Nebil Özgentürk'ün bir belgeseli için bir röportaj vermiş. Nebil Özgentürk'e de teşekkür ederiz. Birazdan Adana'ya Altın Koza Film Festivali'ne döneceğiz. Program uzun olacak, dediğim gibi uzun bir gece olacak. Onun belgeselinden bir bölüm izleyeceksiniz şimdi. Nebahat Çehre o şehir efsanesine dönen Guillaume Tell hadisesini, başa bardak koyma olayını anlatıyor. Bir film çekimi sırasında herhalde gerçek kurşun kullanmayacaksın değil mi Yılmaz diyor. Ve sonra bakın ne olur. Yılmaz çok iyi silah kullanıyordu. Yani havaya para atıp vuruyabiliyordu. Beni de biraz yetiştirmişti. Ben de dalak kuna sigarayı vuruyordum. Ava falan da giderdik. Ama neticede başa konan bir bardak. Yani bu benim yanımda yazılıyor senaryo tabii. Ben bunu gerçekleşmeyecek çünkü sinemada böyle bir şey zaten inanmaz insanlar. Ben gittim geldim ki Yılmaz herhalde ciddi yapmayacaksın değil mi başıma, yani yok yapacağım dedim. Yapacağım dediği zaman da yapar. O çok inancının üstünde gider çünkü. Başıma bardak kondu o sahnede. İki tane kurşun tabii en son şeye tutuyor. İki kurşun geçti, üçüncü de parçalandı bardak. Önümde bir tespih vardı, sahne tamam bitti dediler. Tespihi ona verdikten sonra bir hafif kriz geçirdim. Filmlerinde oynadığı sayısız kadın başrolden biri aynı zamanda Nebahat Çehre. Başka isimler de var. Onunla film setinde yaşadıklarını sonrasında dile getiren. Buradan başladık tartışmaya. Lütfen devam edin. İki diyeceksiniz. Biliyorum, evet, evet. Biri anlattık. Nebahat Çehre böyle anlatıyor yaşananları. Hmm. Ve bana en son İki gün önce söylediği de bu. Ne yaşandıysa kamuoyunun gözü önünde yaşandı ve üzerinden uzun zaman geçti diyor. Hmm. Ya tabii ki o. Aslında ben programın başında sormuştum. Nebahat Çehre'den neden fikir alınmıyor diye. Siz de söylediniz onu. Bu nedenle bu değerli oldu. Üzerinden yıllar geçmiş bir şeyin böyle anlatılması da güzel ama burada neyi görüyoruz? Aslında bir hani nedir bir insanı gerçekten birini öldürmeden kafasındaki bardağa vurabilme gücü bahşeden? Bu erkeklik ve imtiyaz duygusudur. Ve aynı zamanda bunun Yılmaz Güney gibi bu kadar hani dipten gelmiş ve son derece devrimci, sinemada önemli şeyler başarmış bir erkekte hala olması
ve bunu kullanmış olması, bunu başka biçimlerde kullandığını görüyoruz. Bu gerçekten çok sorunlu bir şeydir. Ama oradaki ikiye gelelim. Şimdi bu, bak, bu durumun ben ne paranteze alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu böyle yapan çok ciddi ölçüde bir sol romantizm var. Burada bir savunma devreye giriyor. Şimdi bu kadın boyutunu hemen oraya geçelim. O zaman kim karısını dövmüyordu ki diye. Yani bu zaten son derece yanlış bir şey. Evet, anakronizm tehlikesi var. Gerçekten dönemsel olarak kadına şiddete şiddet olduğu bile belki o dönemlerde bilinmiyordu. Taciz olduğu bile bilinmiyordu. Ve bunlar 80'lerden itibaren zaten kadın hareketi sayesinde bu kadar tartışılır ve net adı konur şeyler haline geldi. Ve erkeğin böyle bir imtiyazının olduğu, kadının da buna katlanması gerektiği o dönemler için çok daha kabul edilir bir şeydi. Fakat buna büyük sanatçılarda rastladığımızda, ki çok sık rastlıyoruz, ben bununla ilgili bir yazı dizisi yazmıştım. Hani Bertolucci ve Neruda örnekleri üzerinden. Neredeyse gerçekten o geriye döndüğümüzde boş yok. Yani şey demeye korkuyoruz demiştim ben. Ölümünün ardından çok iyi bir şey yazdığımızda bir şiddet faaliyeti çıkabiliyor bir erkeğin. Dolayısıyla evet, bu döneme özgü bir durum gerçekten var. Ama bu da kendiliğinden değişmedi. Zaten kadınların mücadelesi ve bunlar gündeme getirilerek, bu faillik saptanarak değişti. Ama burada Yılmaz Güney ile ilgili, şimdi ama dediğimiz anda maalesef bu o kadar zor bir konu ki, hani bir anda hem feministliğiniz düşebilir, hem solculuğunuz düşebilir, aynı anda her şey birden olabilirsiniz. Çok yaftalanmaya müsait. Kısa tutacağım, bu bir döngü olduğu için bitirmek istiyorum. Şimdi ikinci kısmında şey var, yüzleşme meselesi var. Evet, o dönemin birçok sanatçısı, birçok büyük sanatçısı bunu yaptı ama aslında yüzleşmediler. Öldüklerinden sonra da, yaşarken de ve günümüzde de aslında erkek failler kolay kolay yüzleşmiyorlar suçlarıyla. Bu, ya, çok özür dilerim. Yok, rica ederim. Asla ben kesmek heyecanlı, istemem ama bu kırılgan erkeklik durumu ve erkeklere bu toprakların, bu kültür kodunun yüklediği o duygu, Yılmaz Güney'in şikayetçi olduğu da bir şey aslında. Kesinlikle, evet. Ve evet, yine müsaade ederseniz bu arada mikrofonu stüdyomuzdaki diğer kadın arkadaşlara da vermek istiyorum. Çünkü gerçekten burada sokakta hak mücadelesi yürüten arkadaşlar bir da var. Bir cümle yüzleşmeyi lütfen bitireyim ki tekrar onu dönmek tabii zorunda kalmayayım. Kusura bakmayın, ben de heyecanlı ve veçeli bir konu öyleyim olduğu için böyle. Yani Yılmaz Güney'in bu 82'de yaptığı röportaj var ya, oradaki 10 dakikalık, sizin demin kadınlara inanıyorum ve kadınların daha güçlü olduğuna inanıyorum dediği kısımda aslında ciddi bir öz eleştiri var. Diyor ki yani biz bu topraklardan yetiştik ve buranın bütün aksaklıkları bizde de var ve ben devrimci biri olarak, diyor, aslında bir gericilik olarak tanımlanan birçok şeyi kendimin de yaptığını görüyorum. Şimdi ben bunu asla önemsiz görmüyorum. Tabii ki hiçbir şeyi aklamaz ama 82 yılında böyle bir yüzleşmeyi ben bir erkek sanatçı açısından önemli görüyorum. Çünkü aslında bunun böyle sürüp gitmesinin nedeni günümüzde erkeklerin hala bununla yüzleşmiyor olmaları. Yani oyuncularda var, ciddi olaylar ortaya çıkıyor. 2 sene sonra tekrar başrolle karşımıza çıkıyorlar. İşte binlerce abartılı oldu, verdiği söyle demek ki. Bir sürü kadın şiddet suçuyla tanınan türkücüler en büyük ödülleri alıyorlar. Tacizlerin üstü örtülüyor. Neden Yılmaz Güney, işte o makbul faillik dediğimiz olgu, şu onun başka boyutları tartışılacaktır. Aynı zamanda bununla kısmen de yüzleşmiş Yılmaz Güney sürekli sorgulanıyor. Bununla ilgili fikirlerimi öbür turda söyleyeyim. Peki, uzun bir gece olacak söylediğim gibi. Çok evet, teşekkür ederim. İyi bir noktadan başladık sanırım. Çünkü her şeyin çıkış yeri burasıydı. Bu bahsettiğiniz röportaj, şimdi uzun halini izletmek istiyorum ben seyircilerimize. Yılmaz Güney ile Belçika Devlet Televizyonu için sinema, siyaset ve kadın üzerine bir röportaj yapmış Nazım Alfatlı. 30 dakikalık bir röportaj, 20 dakikalık bir bölümü o dönem bir belgesele konu edilerek yayınlanmış. Röportajın bugüne kadar yayınlanmayan 10 dakikalık kısmı ise Brüksel'de yaşayan belgesel yapımcısı Süleyman Özdemir'in kişisel arşivinden çıkmış. Süleyman Özdemir'e de çok teşekkür edelim. 10 dakikalık bir kısımda yanında Fatoş Güney var ve onun yanında kadın haklarını soruyorlar. Kadına şiddeti soruyorlar, kadın mücadelesini soruyorlar Yılmaz Güney'e. Ve söylediği sözler çok önemli. Aslında 80'lerde hayatını yitirmesinden kısa süre önce bir öz eleştiri olarak
anlamlandırılabilir belki. Onu birlikte izleyelim, sonra oradan devam edelim lütfen. Peki Türkiye'de kadın nasıl kurtulacak? Türkiye'deki kadının kurtuluşu devrim sorunu benim için. Ben kendi karımı bile kurtaramıyorum. Yani şu anlamda söylüyorum, yani biz bu kadar devrimciyiz, ilericiyiz. Normal olarak bazen öyle tavırlarımız oluyor ki teraziye koyduğun zaman gericiliğin ifadesi oluyor. Çünkü bu mesele kişisel bir mesele değil. Yani ben şunu söyleyemem kendime, ben işte Türkiye'de bu adamlar böyle böyledir, ben de ayrıyım, hayır. Bende de o toplumdan gelmiş olmaktan dolayı bir yığın aksaklık var. Şu var ki ben bunun bilincindeyim ve düzeltmeye çalışıyorum, adım adım değiştirmeye çalışıyorum. Karım da bana yardım ediyor bu konuda. Kadınlar ne yapabilir bu konuda? Kadınların meseleyi sadece kadın erkek eşitliği, eşitsizliği açısından ele almaları değil de meseleyi sınıfsal kurtuluş açısından ele almaları bence şey. Öbür türlü Avrupa'daki hastalıklara düşülebilir. Avrupa'da mesela kadınlara özgürlük şeyi daha çok erkeklere özgürlük anlamına geliyor benim için. Yani o üstün cinsiyet. O üstün cinsiyet olmanın getirdiği bazı alıncı keserli var. Hani kendine yontma şeyi var. Biz ne kadar eleştiriye tahammüllüyüz falan dersek diyelim, işte dışımızdan gelen bazı eleştiriler karşısında doğru bile olsa çoğu zaman, ki düşündüğümüz zaman doğruluğunu daha iyi kavrayabiliyoruz, baştan bir tepkiyle, bir eski alışkanlıkla bir tepkiyle bakıyoruz. Hani bizde bir laf vardı ya, neydi, saçı uzun, saçın kısa diye. Şeye inanıyorum, yani kadınların daha zeki olduklarına inanıyorum. Kadınların daha dayanıklı olduklarına inanıyorum. Kadınların daha fedakar ve şefkatli olduklarına inanıyorum. Türkiye'deki röportajın o kısmı böyle. Yanında Fatoş Güney var. Biraz çekingen ve bir öz eleştiri. Ciddi de bir öz eleştiri aslında. Ben kendi karımı kurtaramadım ki diyor Yılmaz Güney bu röportajda. Belki izlemeyenler daha önce hiç görmemiş, denk gelmemiş olanlar vardır. Ancak sosyal medyada bir süre önce Süleyman Bey bunu kendi hesabından paylaşıma açtı bu röportajı. Bugüne kadar hep getirilen eleştirilere belki bir yanıt 1980'lerden. Bir de 21. yüzyılın kavram setiyle o günleri tartışmaya çalışıyoruz. O hayatını ikiye ayırıyor. Bir lümpen olarak işte Adana'nın arka sokaklarında yetişmiş Yılmaz Güney'in sonrasında sosyalizm fikriyle tanışması ve devrimciliğe doğru giden yolda hayatını da ikiye ayırıyor. Sinemasını da belki böyle ikiye ayırmak lazım. Sinema kulübünden gelen arkadaşlar. Ceren, ne söylemek istersin? Merhabalar öncelikle. Ben İstanbul Üniversitesi Gazetecilik son sınıf öğrencisiyim. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. İnsanların zihin dünyasını içinde bulunduğu koşullar şekillendiriyor. Ve Yılmaz Güney çok feodal, ataerkil ve yoksul bir çevreye doğuyor. Ve burada toplumsallaşan biri. Ancak zamanla sol fikir dünyasıyla tanıştıktan sonra bu konuyla alakalı öz eleştiri veriyor, değişiyor ve dönüşüyor. Biz sol düşünceye sahip insanlar olarak insanların değişimine ve dönüşümüne inanıyoruz. Ve bunun değerli olduğunu düşünüyoruz. Zaten değişime ve dönüşüme inanmıyorsak hayatta hiçbir şey için mücadele etmenin de bir anlamı kalmaz. Tabii ki kadına şiddet asla basitleştirilemez. Ancak verilen öz eleştirinin de ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu an hala yaşayan kadına şiddet faali birçok erkek var. Bunlar doğayan gazeteci olarak, ünlü sanatçılar olarak adlandırılıyorlar, kanaat önderi olarak adlandırılıyorlar, itibarlarından hiçbir şey kaybetmiyorlar. Bu konuyu gündeme getiren ünlülerin de yaşayan şiddet faili erkeklere hedef almaları bence daha samimi olur gibi geliyor. Çünkü ben şu an yürütülen tartışmanın çok samimi olduğuna inanmıyorum. Çünkü şu an kadına şiddet faili olduğunu bildiğimiz ve bunu gayet sahiplenen, bu konuyla alakalı herhangi bir öz eleştiri vermeyen ünlü erkekler toplumda imparator olarak adlandırılıyorlar. Saygı değerliğinden hiçbir şey kaybetmiyorlar. Yaşam boyu onur ödülleri alıyorlar. Ancak Yılmaz Güney 90 sene önce doğmuş, 40 yıl önce ölmüş biri ve o günün koşullarıyla bugünü karşılaştırmamız bizi hataya düşürür. 21. yüzyılın kavram setleriyle, cancel'lamak gibi kavram setleriyle
50 yıl önce yaşamış birine. Cancel'lamak diyorlar değil İptal mi? Tam kültürü, nasıl evet. çevrilebilir Türkçe'ye bilmiyorum. İptal yani yok kültürü. Saymak, evet. iptal etmek. Ne anlama geliyor bu? Yani eserlerini de evet, onun ideolojisini, bütün değerlerini, sanat eserlerini tamamıyla yok etmek anlamına geliyor bu. Ancak işte 21. yüzyılın kavram setleriyle birini yargılıyor olmak bizi anakronizme düşürüyor. Kadına şiddet tabii ki kesinlikle basitleştirilemez. Bunu tartışalım, mutlaka üzerine konuşalım. Ancak öz eleştirinin de değerli olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Bu akşam kendime söz verdim. Hiç araya girmeyeceğim, söz kesmeyeceğim diye. Programın süresi de uzun. Emine Hanım'a vereceğim mikrofonu. Çünkü o bir hak mücadelesi içerisinde bir taraftan hem emekliler için hem cumhuriyet değerleri için hem kadın mücadelesi adına. Bu arada şunu söyleyeyim, Emine Hanım, siz hazırlanırken konuşmanıza ben Twitter'a da bakıyorum ciddi anlamda bu akşam bakacağım da. Halim Bey mesela sadece kadına şiddet faili değil, aynı zamanda bir insanı öldürüp yurt dışına kaçan bir katil diye yazanlar var. O kısmı da konuşacağız efendim, elbette konuşacağız. Amacımız bu akşam kimseyi aklamak, paklamak değil, tartışabilmek, konuşabilmek, her yönüyle olduğu gibi ortaya koymak. Bir kez daha söyleyeyim, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek suçluyu ve suçu övüyorlar Halk TV'de şu anda diyen Twitter kullanıcıları, etiketleyiniz, ne yapalım, gelsin keşke. Yani burada konuşulanlar zaten merak etmeyiniz, arşivlerde de yerini alacak bu akşam söylenenler. Kendi aramızda biz anlaştık, suçu ve suçluyu övmek gibi bir niyetimiz yok, ancak bir hak teslimi de gerekiyor sanırım. Dolayısıyla adım adım gidiyoruz. O cinayete de gelecek sıra, onu da konuşacağız. 47 yıllık ömrünün 15 yılını 25 farklı cezaevinde geçirmiş bir kişiden söz ediyoruz bir taraftan da. Suavi'ye vereceğim sonra da sözü. O cezaevlerinde, darbe ortamlarında, darbe günlerinde neler yaşandı cezaevlerinde konuşacağız. Ama önce Emine Hanım, bu arada çok özür dileyerek Fatoş Güney önce katılamayacağını söyledi programa. Biraz rahatsız o da. Sonrasında heyecanlandı ve eşlik etmek isterim size dedi. Ekran başında şu an bizi izliyor Fatoş Güney ve telefonla bağlanabileceğini söyledi. Ne zaman isterse bağlanabilir programda. Anlatacakları tanıklığı elbette çok önemli. Emine Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Yakın tutarsak mikrofon efendim. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese. Ben Emine Meriç, emekli bir hemşireyim. Ben şöyle yardımcı olayım size Emine Hanımcığım. Buyurun. Dur, ben tutarım tamam. İyi yayınlar diliyorum. Emekli bir hemşireyim. Aynı zamanda Disk Emeklisen'in yönetim kurulundayım Şişli olarak. Emekliler adına mücadelemizi veriyoruz. Emeklileri birleştirip hakkımızı aramak için çalışıyoruz. Aynı zamanda Şişli Atatürk Düşünce Derneği yönetiminde Atatürk'ün yolunda, izinde, onun bize verdiği hakları koruyarak onun yolunda ilerlemek için mücadelemizi veriyoruz. Yılmaz Güney için değerli bir sanatçımızdı. Ben yaşım itibariyle bazı filmlerinde seyrettim. Ama bazı şeylerinde aklamak bilmiyorum nasıl olur. Yani iki yönünde de bir şey diyemiyorum ona. Hangi filmleri seyrettiniz Emine Hanım? Hatırlıyor musunuz? Hangi filmini? Sürü, Yol. Yol. Arkadaş. Yol. Arkadaş filmini seyrettim. Melike Demirağ'a da bir selam gönderelim. Evet, aynı zamanda. Onu düşündüm de Melike Demirağ'a da selamlar olsun. Güzel filmlerdi. Şöyle ilerletelim. Peki Atatürk Düşünce Derneği'ndesiniz aynı zamanda. Zafer Partisi çok konuşuldu bu seçim döneminde. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı da bir tweet attı. Şöyle demiş, yanlış bir şey söylemek istemem, konuda hassas. Diyor ki yaptığı açıklamada, açıklamaymış. Atatürkçüyüm deyip Yılmaz Güney'i seviyorum diyorsanız Yılmaz Güney'i tanımıyorsunuz demektir. Yılmaz Güney'in bölücü olduğunu bilmenize rağmen Atatürkçüyüm diyorsanız Atatürkçü değilsiniz demektir. Diyor. Yılmaz Güney, yani filmlerin de evet bu açıklamaya çok değinmek istemem ama Yılmaz Güney filmlerinde de şöyle bir şey sergilemiştir. Her zaman ezilmiş, üzülmüş bir halk çocuğu sergilemiştir. Bu da bir Türkiye'nin gerçeklerindendir.
Çok teşekkür ederim. Başka bir şey diyemiyorum. Emeklileri konuşacağız, program uzun dediğim gibi. Bir de emeklilerin 24'ünde Kartal Meydanı'nda bir toplantımız var. Mitingimiz var. Buna herkesi davet ediyoruz. Geçinemiyoruz miting. Geçinemiyoruz tabii emekliler. Yılbaşını bekleyin dediler şimdi. Bekleyin dediler ama ne olacağını bilmiyoruz. Onun için hakkımızı aramak için birleşmek lazım. Hakkımızı aramak için konuşmak lazım. Meydanlara çıkmak lazım. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Yine size de mikrofonu vereceğim. Suavi'ye şimdi sözü verelim. Şimdi bu dakikaya kadar yapılan yorumları duydunuz efendim. Eleştiriler işte katil olmakla damgalayanlar, bölücü olmakla damgalayanlar, kadına şiddet uygulamıştı ama diyenler var. Ve bir de az evvel söylediğim gibi hayatının üçte biri cezaevinde geçmiş ve kendi dönüşümünü yaşamış, öz eleştirisini de vermiş bir aydın portresi de var bir taraftan. Söz sizde Suavi. Teşekkürler. Geçtiğimiz günlerde Paris konserinde 16'sı itibariyle çalmıştım. Paris'e her gittiğimde her ikisini de tanımış olduğum için Père-Lachaise mezarlığına giderek hem Yılmaz Güney ağabeye hem Ahmet Kaya'ya bir merhaba diyorum. Bunu çok önemsiyorum ve ilişkilerimizin devamı açısından da ciddiye alıyorum. Tesadüfen organizasyonu yapan grubun Atol Behramoğlu ve Orhan Aydın arkadaşı da bu etkinliğe davet etmiş olduğunu, onların da bir panel için orada bulunduklarını, aynı şemsiye altında bir geceyi bütünleyeceğimizi öğrenmiştim. Sevindim çünkü her iki şahsiyeti de tanıyorum ve dostlarımdır. Bu ziyareti de bu kez birlikte yaptık. Ziyareti gerçekleştirdiğimiz yerden ise bugün tartışılan Yılmaz Güney meselesinin içine dahil olmak gibi bir kaygı taşımaksızın, daha öncelerde bu rutin ziyaretleri her Paris ziyaretimizde kişisel olarak gerçekleştiren birisi olduğum için tam da buna denk gelen bir yerde örtüştüğünü gördük. Derdim Yılmaz Güney meselesine Paris'ten bir işaret vermekten öteye bir şey. Ölülerin konuşamadığı, işte konuştukları zaman biraz önce videolardan izlediğimiz şekliyle söyleyecekleri sözlerini tamamladıkları ve yeniden hiçbir cümle kurma hakkına fiziken ve olanağına sahip olmadıkları bir yerdeyiz. Ben Yılmaz Güney meselesinde Yılmaz Güney sorununu, Yılmaz Güney'in sanat yanını, sanatçı kimliğini, yarattığı eserleri yok sayarak kendinin de kabul ettiği, öz eleştiri temelinde çok önemli cümleler kurduğu ve bugün suçlandığı o yanlarıyla ilişkilendirdiklerinde sanat yanını tamamen yok sayan, diğer yanlarını öne çıkararak oradaki üretim ilişkisini, oradaki yeteneği, oradaki kabiliyeti ve bütün bunları yaklaşık 30 yıllık, 25 yıllık ömre sığdırmış olma becerisini ıskalayan yaklaşımı kesinlikle art niyetli buluyorum. Örneğin ben Yılmaz Güney'in sanatçı kimliğini, düşünce sistematiğini, yazma tekniğini, yaratıcılığını tartışırken kendisinin de itiraf etmiş olduğu diğer yanları örtmek gibi bir talihsizliğin peşinden koşmuyorum. Ama karşı diye niteleyeceğim tarafın Yılmaz'ın üzerinden örgütlediği saldırıya baktığımızda ben Yılmaz Güney'in şahsında onun düşünce yapısına, onun kimliğine ve aidiyetlerine bir bütün olarak saldırıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Biraz daha netleştireyim. Düne kadar Deniz Gezmiş'e de saldırılıyordu bu ülkede. İdam edilmiş gencecik bir insana. Deniz için, Yusuf için birilerine göre suçlu, birilerine göre son derecede kibar insanlardı. Kimseye tetik bile çekmediler. Tek suçları düşünce özgürlüğü üzerinden yürümekti. Özgür bir Türkiye, adil bir Türkiye yaratmaktır diye idealleri üzerinden cümle de kurulabilirdi. Kaldı ki günümüz Türkiye'sinde medya üzerinden bu şahsiyetlerin tamamının dizileri bile çekilerek 68 kuşağının bazı yaşayan isimleri üzerinden danışma kurulları oluşturularak ülkenin gündemine de taşındı.
Deniz'in şahsını kirleterek Yılmaz Güney'in yaptıkları üzerinden Yılmaz Güney'in diğer yaptıklarını külliyen yok sayarak ve benzeri onlarca Ahmet Kaya için aynı şeyi söyleyebilirim. Nazım Hikmet için aynı şeyleri söyleyebilirim. Bütün bu insanlar bu dezenformasyon süreci içerisinde bilinçli bir şekilde katil, hain, sevimsiz ve ülkesi adına son derece olumsuzluklarla nitelenen bireylere dönüştürdüler ve onların şahsında benim de o kıskacın içerisine itildiğimi düşünüyorum. Çünkü ben de o düşünce sistematiğinden geliyorum. Bu yanı beni çok incitiyor. Bu noktada ben Yılmaz Güney'in 47 yaşında, 7 yaşını çocukluk olarak çıkın lütfen, son bir yılını, 84'lü yılını gerçekten sorumlu yaşamıştı mide kanseriyle ilgili. Cezaevi gerçeğini de ortaya koyun. Az önce arkadaşımız söyledi, genç arkadaşımız. Adana'da yaşadığı mahalle koşullarını, o koşulların sosyolojik yapısını, ekonomik yapısını hepsini yan yana koyun. Geriye bütün bu saydığımız devasa bence bir repertuarı yaratabilecek 25 yıl var. Bütün bu üretimi Yılmaz Güney'in kimliğiyle, gençliğinde yaşamış olduklarıyla, yaşadıklarının farkında cümleler kurmasına rağmen hala 30'lu yıllar sonra yeniden kaşıyor olmak bir insanı çok böyle samimi olarak sorgulamak ya da onu eleştirmek gibi ele alınmasa gerek diye düşünüyorum. Kadın arkadaşımızın söylemiş olduğu emeklilerin problemi de, öğrencilerin sorunu da, sizin sabah programlarınızda ya da kendi programlarınızda ağırlıklı olarak ele aldığınız öğrencilerin yatağa aç girme gerçeği de, benzin fiyatları da, bu memleketin bir bütün olarak devasa diye tanımlayabileceğimiz sorunları Yılmaz Güney'in sorunundan bağımsız ele alınamaz. Çünkü ben inanıyorum ki Yılmaz Güney de kendi toprağına benzeyecek doğal olarak. Çünkü parça bütün ilişkisi vardır ve her parça bütüne benzer. Türkiye için çizdiğimiz tanım, Türkiye için görülen fotoğraf bir iktidar meselesi değil. Bugün hepimizin yaşamış olduğu bu fotoğraf hanemize acıdan da sevinçten de pay düşürüyor ise, biz bu kültürün bebeleriysek, insanlarıysak, evlatlarıysak bir bütün olarak bu meseleyi ele almak zorundayız. Ben Yılmaz Güney'in şahsileştirerek kadına şiddet uygulamayı tam o noktadan işaret eden, söz hakkı asla olmayacak olan bu insanın yarattıklarını yok sayan bu yaklaşımı sol ideolojiye, onun kimliğine ve bu ülkede kullandığı dile ve terminolojisine sahip çıktığı 12 Eylül faşizminde inim inim inleyen insanlara kol kanat geren o sahiplenme, yoldaşça sahiplenme ilişkilerine denk düşmediğini, bunu sabote eden bir yaklaşım olduğunu paylaşabilirim. Bu yanıyla Yılmaz Güney'e de, Ahmet'e de, Nazım Hikmet'e de yarattıkları her şey adına hem bu ülkenin evladı olarak kocaman bir teşekkür borçluyum, hem de onları kendi adıma suçu öven bir yerden değil, üretimi seven ve düşünce özgürlüğünü örgütleyen yerden alınlarından öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vereceğim mikrofonu. Yalnız Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, ki kimileri onu sağ kesimi vicdanı olarak adlandırmış, bir köşe yazısı yazdı. Köşe yazısında aynen şöyle söyledi. Dedi ki, bu NATO kafa, NATO mermer solcumsuların değişmeyen numaralarından biri de solcuların dünyada bir tane çok cesur, çok merhametli falan olduğunu mitolojik bir anlatıya çevirme başarılarıdır. Yine de umutluyum ben diye bitiriyor yazısını. Görünen o ki Yılmaz Güney isimli tanrılarının fanusunda hafif bir çatlak oluştu. Darısı Mahir'inden Deniz'ine, Ertuğrul'undan bilmem kimimine kadar diğer tanrı ve tanrımsıların başına. Putların devrilmesi memleketin çok işine yarayacak çünkü, dedi. Çokça paylaşılan köşe yazısında İsmail Kılıçarslan. İsmail Kılıçarslan'ı aradım İrfan Ak'tan. Dedim ki, bu görüşlerini gelip stüdyoda da dile getirmek ister misin? Biz bir karşıt görüş olarak seni burada, hani solun putları mı var? Hani kırılacak bir fanusun içinde tuttuğu deniz gezmişleri mi var? Gelip konuşmak ister misin dedim. Önce bir kurumumdan izin almam gerekir dedi. Ertesi gün aradığında şehir dışında bir işi olduğunu hatırladı. İsmail Kılıçarslan da izliyorsa ve telefonla bağlanmak isterse şehir dışından
Ona da açık Halk TV ekranı. AKP'li tek bir insan olmadan toplanan halk meydanı halk meydanı değildir demişsiniz. Bilemeyiz. Belki tribünlerde AKP'ye daha evvel oy vermiş olan da vardır ama iki kişiden biri oy verdi. AKP'yi her hafta arıyoruz. Gençlik kollarından katılımcı istiyoruz. Yanıt vermiyorlar, göndermiyorlar. Gelirlerse onlarla da konuşuruz. Ben Fatih Yaşlı ile İrfan Aktan arasında gidip geliyorum. Fatih Yaşlı'ya verirsen mikrofonu bizim Yılmaz diye yazmıştı. Ve şöyle tepkiler geldi. Nereden sizin Yılmaz oluyor? O Kürtlerin Yılmaz. Kürtler söyledi. Kürtlerin Yılmaz diye. Dolayısıyla önce İrfan Aktan'a mikrofonunuz zaten var. İrfan Aktan bölücü müydü? Bu ülkenin bölünmesini mi istiyordu? Terörist diyenler de var. Gerçi son zamanlarda hepimize terörist demeye başladılar ama... kimin Yılmaz? Yılmaz'ın hem solun Yılmaz'ı hem Kürtlerin Yılmaz'ı olduğu çok açık. Devrimcilerin de Yılmaz'ıydı. Türkiye'de yoksulların, ezilenlerin de Yılmaz'ıydı. Aynı zamanda sinemanın ve o sektörün, Türkiye'deki sanat üretiminin de Yılmaz'ıydı. Aslında bence biz bir meseleyi yanlış yapıyoruz. Yanlış zamanda yönlendirilmiş bir tartışmanın içindeyiz. Şu anda bir kere Yılmaz Güney'i, sadece Yılmaz Güney'i değil, solun ve Kürtlerin şu anki faşist koşullarda, faşizm koşullarında ezilen Kürtlerin ve solcuların, sosyalistlerin tarihsel değerlerini, tutamaklarını ya da tutunabilecekleri dallarını kırmaya, ölülerini mezardan çıkarıp tekrar yargılayıp değersizleştirerek gömmeye odaklı bir saldırı var. Ve bu saldırı dolayısıyla da tesadüf değil. Yani sizin bahsettiğiniz Murathan Mungan'a yanıt veren sanatçı burada temel aktör değil. Başka bayağı kadın meselesinden tutun da diğer bütün alanlarda dilleriyle de eğilimleriyle de şiddetperver bir güruhun şu anda Yılmaz Güney'in kadına yönelik şiddet eylemini bahse konu etmesi ve bu tarihsel değeri bunun üzerinden tartıştırmaya çalışması bilmeyen herhangi birine, Türkiye'yi bilmeyen birine şunu düşündürtür. Türkiye geçmişiyle hesaplaşıyor, bu tür sorunlarla hesaplaşıyor. Kadına yönelik şiddetin yeni bariyerleri ortaya çıkarılıyor filan böyle zanneder. Oysa Türkiye'de kadına yönelik şiddetin had safhada olduğu, bizzat tırnak içinde sağın vicdanı denen ama... küçük yaştaki kız çocuklarını bile muhafaza, kendi işte cemaatlerinin saldırgan erkekliği karşısında muhafaza etmeye meyletmeyen, bu vicdandan bile yoksun bir takım insanların çıkıp Yılmaz Güney'i kadına yönelik şiddet uyguladı, kadınlara şiddet uyguladı diyerek yargılaması, tabii içinde bulunduğumuz koşullarında bir karikatürü gibi. Yılmaz Güney'in kadınlara, birlikte olduğu kadınlara yönelik şiddetini demin arkadaşımız gayet bütünlüklü bir biçimde söyledi. Hiçbir şey meşrulaştırmaz. Hiçbir koşulda da büyük sanatçı olmak, olağanüstü üretken olmak vesaire başkasına, bu kadın da olabilir, başka bir çocuk olabilir yahut başka herhangi biri olabilir, başkasına onun beden bütünlüğüne yönelmeyi, onu ona zarar vermeyi hiçbir şekilde meşrulaştırmaz. Fakat burada şöyle bir mesele var. Şu anda çıkan o nevzuhur sağ, popülist sağın sosyal medya trollerinin henüz darbecileri alkışlayan ebeveynlerinin kucağındayken Yılmaz Güney'in verdiği öz eleştiriler var. Hatta daha evveliyatı var. Bahse konu mülakat anladığım kadarıyla 80'li yıllarda. Demin Suavi dedi ki
Yılmaz Güney ve onun gibi artık hayatta olmayan insanların söz hakkı olmadığı, dolayısıyla böylesi programlarda yargılanamayacağı eylemlerinin, bu çünkü söz hakkı olmadığı gerçeğine işaret etti. Fakat aslında Yılmaz Güney Kayseri cezaevindeyken Güney dergisine verdiği mülakatta şu anda şu ortamda olsaydı da tekrar edeceği beyanatlarda bulunmuş. İstersen bu takriben 3 dakika sürer, okuyayım, kitaptan alıntılar yaptım. Hemen bak şöyle diyor. Bu az önceki mülakatta ilave olarak. Gereksiz alçak gönüllülüğe düşmeyelim. Nesnel bir gerçek. İşçi, köylü, öğrenci, memur, çalışan milyonlarca insanın kadını erkeğiyle birlikte benim kişiliğimde adını açıkça koymamış bile olsalar öncülerde olması gereken nitelikleri bende görmüş olmalarıdır. Benim kişiliğimde bir şeylere inanıyorlar. Devrim isteyen bütün güçlerin, faşistlerin, revizyonistlerin, reformistlerin, orta yolcuların ve kendilerine proleter devrimci diyen bazı hastalıklı unsurların, o dönem kendisine saldıran bir takım gruplara cevaben, örtbas etmeye çalıştıkları bu gerçeği görmeleri ve kavramaları gerekir. Bu konuda özellikle proleter devrimci güçlerin, sınıf bilincine varmış işçilerin ve yoksul köylülerin, devrimci gençliğin, yurtsever demokrat bütün unsurların, içinde bulunduğum gerici faşist, revizyonist ve oportunist kuşatma zincirini de göz önünde bulundurarak, bak şu anki koşulları düşün, bana yardımcı olmaları, haksız saldırılar karşısında bana sahip çıkmaları, beni savunmaları ve gerekli eleştirileri dostça yapmaları, onların da tarihi sorumlulukları ve ödevleridir. 78'de bu programa gönderdiği mektup olarak düşünün. Beni zayıflatmak, yıpratmak devrime hizmet etmez. Bugün bana duyulan yakınlığın ve bağlılığın içeriği bütün unsurları kapsayacak biçimde tam anlamıyla devrimci olmayabilir. Değildir de. Fakat bu içerik ezilen halkımızın özelliklerini taşır. En azından devrimcileştirilmeye hazır bir içeriktir. Devrimcileştirilmeye ve geliştirilmeye en uygun bir içeriktir. İşte bu nedenlerden ötürü kendimi, bana yakınlık duyan milyonların konumunu da hesaba katarak arındırmaya ve yeniden inşa etmeye çabalıyorum. Yani kendisiyle uğraştığını, kendisini yeniden yıkıp yeniden onarmaya çalıştığını burada tekrar vurguluyor. Bitiriyorum. Tutumum ve davranışlarımla bilimsel sosyalizmin ilkelerine ters düşmemek için çırpınıyorum. Bu nedenle iç mücadelemi dış mücadeleden koparmadan temel alıyorum. Eksikliklerim, yetmezliklerim vardır. Ben proletarya devriminin gerekliliğine inanan, Marksizm, Leninizm ideolojisini ve teorisini kavramaya çalışan, bu uğurda yoğun bir çaba harcayan bir devrimciyim. Ben Marksist, Leninistim demekle kimse Marksist, Leninist olmaz. Bir insanın Marksist, Leninist olduğunu ya da olmadığını pratiği belirler. Derin eksikliklerim ve zaaflarım vardır. Bla bla devam ediyor. Köklü biçimde öğrenebilmem için, özümseyebilmem için proletaryanın devrimci mücadelesi içinde uzun bir süre yoğrulmam gerekir. Bir cümle daha diyor ki, Lenin akıllı adam, hiç hata yapmayan adam değil, hatalarını kavrayan ve hatalarından dersler çıkartan adamdır biçiminde bir söz eder. Yani Türkiye'deki bu kuşaktan bahsediyorum, sadece Yılmaz Güney için değil. Özellikle kadına yönelik şiddet Türkiye'de 60 kuşağı için de bu böyledir. Türkiye'deki sol sosyalist erkekler için büyük bir sınavdır. Yılmaz Güney hiçbir zaman kadına yönelik şiddet ya da kadın dövdüğü için övünmüş ve o güzel yürüyüşünü o erkek kibriyle yürütmüş biri değil. Her zaman utandığı, yüzleşmeye çalıştığı, zaman zaman da hesaplaşmak için uğraştığı, ne kadar telafi etmiş, hayat hikayesi falan, dediğim gibi bunlar meşrulaştırılamaz. Ama sadece Yılmaz Güney değil, Türkiye'deki devrimci gelenek
içindeki erkekler hep bununla sınava tabi tutulmuştur. Kendi kendilerine yapmadıklarında o zaman bacı dedikleri, sonradan feminizmin öncüsü olan kadınlar tarafından sıkıştırıldıklarında da saldırganlaşmadılar, çoğunlukla yüzleşmeye çalıştılar. Bu zaman zaman bir tür ikiyüzlülükle hemhal olunduğu, erkeklik baş edilmesi kolay bir cendere değil. Erkeklikle baş etme, şimdi şu, Allah aşkına Yılmaz Güney'i bu yüzden linç edenlerin diline bakın. Değme erkekçi, saldırgan ve her türlü şiddeti her anda meşru gören bir erkeklik hormonuyla varlar. İktidarın, erkek iktidarının sonsuza kadar yanında duran, onun desteğiyle daha da saldırganlaşan ve bu tür insanları mezarından çıkıp asmaya kalkan bir güruhtan bahsediyoruz. Kesinlikle Yılmaz Güney, bakın bir örnek daha, bugün bir yakınıyla da konuştum. Ahmet Kaya bir televizyon programında diyor ki, işte bir sakal muhabbeti yapılıyor. Berberi söyleyeceksin. Berber. İrfan Aktan, burada bir duralım. Çünkü çok önemli. Çünkü benim de bu konuyla ilgili söyleyeceklerim var. Çok seviyorum Ahmet Kaya şarkılarını ve duruşunu. Ve o programda söylediği söz hala aklımda. Oradan devam edelim ikinci bölümde istersen. Yalnız şu aktardığın röportaj çok mühimdi. Bugüne, bu programa bir mesajı var Yılmaz Güney'in dedim ve okudun. Teşekkür ederim. Yine bir röportaj var, görüntülü, onunla başlayacağız. O röportajda yine bugüne bir mesajı var. Uyuşturucu çetelerinden bahsediyor. Gençlerin o uyuşturucu tacirlerinin eline düşmemesi için ne yapmak gerektiğinden bahsediyor. Ve bugün sokakta biz bunu konuşurken, 70'leri 80'leri konuşurken, bugün sokakta metamfetamin denilen zehre mahkum bırakılan gençler pat diye düşüp ölüyorlar. İrfan, silahın bu kadar yüceltildiği, silah kullanan çetelerin sosyal medyada sükse yaptığı, önlerinin bila bedel açıldığı bir ortamda bu şu anda 1931'de doğmuş bir adamı çıkarıp yargılatıyorlar. Peki devam edelim. Ahmet Kaya ile başlayalım ikinci bölüme. Fatih Yaşlı, ilk bölümde hiç söz veremedik. Lütfen kusura bakmasın söz veremediklerimiz ama bu akşam uzun dediğim gibi ve konuşulması gereken çok boyut var. Gördüğünüz gibi aslında Türkiye'yi konuşuyoruz. Hani nereden çıktı şimdi diyenler, Türkiye'nin bugününü konuşmaya devam ediyoruz. Kısacık bir aranın ardından da kaldığımız yerden başlayacağız. Vodafone'su yap bize bir kıyak işte. Ne diyeyim? Abimi Vodafone'a geçireceğiz. Bize en son kaça olur mu diyeyim? Yani illa Vodafone'la eş dost bulduracağım bize. Şimdi eşi dostu aracılığıyla Vodafone'a gelenler faturalarında her ay %25'e varan indirimden yararlanıyor. Hepinizi Vodafone'a bekliyoruz. Şimdiden hoş geldiniz. Ya bir şey söyleyeceğim. Al şu hisseyi. Bakın size geçen alın dediğimde. Konu yatırım olunca her kafadan bir ses çıkıyor. GCM Yatırım müşterileri ise sadece işin uzmanlarına kulak veriyor. Hemen ücretsiz deneme hesabınızı açın ve Borsa İstanbul'da kendinizi deneyin. GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Canım. Demek buymuş. Merhaba. Sırrın anlaşıldı. Ne haber? Ne oluyor ya? Dik dur çocuğu. Kamburun çıkacak senin. Kıpırdamadan oku kızım. Çocuğunuzun sağlığını, konforunu düşünen, yorulmadan çalışmasını sağlayan eşsiz Nurs ürünleri okula dönüş fırsatlarıyla shop.nurs.com'da sizi bekliyor. Toyota Garanti 10'la Toyota'nız 10 yıla kadar garanti altında. Doğru mu Toyota? Doğru Sarp Bey. Toyota'nızın kaçıncı sahibi olursanız olun, daha önce yetkili servise hiç gitmemiş bile olsanız. Doğru muyum Toyota? Doğru Sarp Bey. Her periyodik bakımda bir yıl, toplamda 10 yıla kadar ücretsiz garanti, Toyota Garanti 10'da. Oldu mu Toyota? 10 numara oldu Sarp Bey. Teşekkür ederim Toyota Bey. Şöyle bir sarılayım size ben. Sizin fikrin bu. Arçelik Iron Touch teknolojili kurutma makineleri, kırışıklıkları yok eden özel püskürtme özelliği sayesinde ütüye ihtiyaç bırakmaz. Iron Touch teknolojili kurutma makinelerinde 3500 liraya varan indirim fırsatı Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Ben İjdel Aydın. Hayatın yoğun akışında
saçlarım fazlasıyla yıpranıyordu. Ben de işin uzmanına geldim ve çözümü Bioxin'de buldum. Etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanan Bioxin Keratin Argan serisi yıpranan saçlarımı onardı, besledi ve saçlarımın dökülmesini azalttı. İşte bu yüzden benim tercihim dermatologların önerisi Bioxin. Hayallerinin üzerinde sürüş deneyimi. Sınıfının üzerinde boyutlar. Standartların üzerinde güvenlik. Ve beklentilerinin üzerinde konfor sunan MG ZS ve MG HS 200 bin liraya 12 ay 1.19 faiz ve takas ayrıcalıklarıyla MG yetkili satıcılarında. MG Recharge Yourself. Sıfır su emişkenliğiyle hijyenik ve sağlıklı. Dayanıklı yapısıyla kolay kırılmaz ve çizilmez. Stoneware. Keyifli sofralarınıza çok yakışacak. Özendiğin anlarda Portland. Ekonomik kriz, mafya, sokak çatışmaları, kuralsızlık. Türkiye sadece yoksullaşıyor mu, yoksa aynı zamanda toplumsal olarak çürüyor mu? Ayhan Bora Kaplan operasyonu neyin işareti? İktidar içinde tasfiye mi var? Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ne için rapor istedi? İktidarın yeni anayasa hazırlığı, hukuksuzluğun yeni kılıfı mı? Otokratlar nasıl iktidara gelir, birbirlerinden beslenirler mi? İktisatçı doçent doktor Ümit Akçay, sosyolog Göksel Aymaz, hukukçu doçent doktor Tolga Şirin, siyaset bilimci doktor Dinçer Demirkent, gazeteciler Gökçer Tahincioğlu, Bahadır Özgür ve Bengüşap Babaeker'le nasıl olacak da değerlendirecekler? Nasıl olacak? Yarın akşam saat 21'de Halk TV'de. Hyundai sizi A noktasından B noktasına götürmekten fazlasını yapıyor. Sizi bugünden geleceğe taşıyor. Uzun menzilli elektrikli otomobillerden, yenilikçi teknolojilere ve uçabilme özgürlüğüne. İlerleme birçok alanda ve şekilde gerçekleşir. Hyundai dünyasında ilerlemenin tek bir amacı var. İyi bir dünya için değişime güç vermek. Hyundai değişime güç veriyor. Hepsi peyni doldur. Harcarken 250 TL hepsi para kazan. Patates kızartması. Heyecan içinde. Çiğde tavuk da varmış. Lezzet içinde. Yağsız kızartıyor diyorsun yani. Hayır özelliğiyle. Sağlık içinde. Oo, bizim aile kadar geniş. Ziyafetler içinde. Fit Fry teknolojisi şimdi bu fırının içinde. Homojen ısı dağılımı sayesinde arada karıştırmaya gerek kalmaz. Böylece ekstra enerji harcamaz. Beko Fit Fry. Dünya yıldızları da Smart'ta. Avrupa'nın bir numaralı kupasını defalarca kaldıran Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar ve Mane şimdi de Asya'nın bir numaralı kupası için sahada. Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Kupası heyecanı sadece D-Smart'ta. Hemen D-Smart aile spor paketi üyesi ol. Ayda sadece 49 liraya gün boyu maç izle. Bu istasyona kimin ne zaman geleceği hiç belli olmaz. O yüzden biz hep hazırız. İyi günler. İyi günler. Maxima mı o? Yeni Maxima. İçinde değişen... Değişen her türlü hava ve yol koşuluna adapte olan moleküller var. Değil mi? Evet. Motoru da... Motoru bu sayede çok iyi koruyor. Değil mi? Evet. Siz Maxima'yı iyi tanıyorsunuz galiba. Maxima'yı tanımayan usta mı olur? Hadi eyvallah. Ustam, ustalar da Maxima'yı öneriyor, değil mi? Tabii. Adaptek teknolojisiyle yenilenen Maxima, proaktif molekülleriyle aşınmaları önler, ekstrem sıcaklıklara meydan okuyarak motoru korur, aracınıza yüksek performans sağlar. Yeni Maxima ile madenin yanan bir numarası petrol ofisi...
Beşiktaş'ta mesai bu sabah yapılan ilk Beşiktaş'taydı. Beşiktaş borcu transferi tekrar. Kara Kartal'da yeni sezonda hedef. Beşiktaş. Şimdi herkes susacak. Beşiktaşlılar konuşacak. Günüm gecem Beşiktaş diyorsan 26 Eylül'den itibaren Beşiktaş Token Paribu'da. Aracına iyi bakmak isteyenler petrol ofisine geliyor, motorunu korumak için V-Max yakıtlarını ve Maxima motor yağlarını birlikte kullanıyor. Üstelik %5'e varan tasarruf ile yola kazançlı devam ediyor. Vodafone ev internetiyle evlerde fiber hızında internet keyfi yaşanıyor. Hem de geniş fiber hizmetiyle çok uyguna. 100 megabit'e kadar sadece 375 TL. Modem de dahil. Geniş fiber hizmeti için siz de hemen başvurun. Çok seviyorum Çiğdem. Silahımı da çok seviyorum. İkinizden birini seçmem için beni mecbur etme. Üçümüz bir arada olamayız Fırat. Ayrılığımızın sebebi bu değil mi? Sen silahını seçip ayrılığımıza sebep olmadın mı? Türkiye yıllar sonra yeniden Yılmaz Güney'i tartışıyor. Yeşilçam'ın çirkin kralı, ezilenlerin Yılmaz abisi, kadına şiddet suçlamalarıyla sosyal medya üzerinden hedef haline getiriliyor. Tartışma adeta Türkiye'nin sinir uçlarına dokunarak büyüyor. Benim anladığım delikanlı doğruluğun, mertliğin ve ekmeğin delikanlısıdır. Adam kendi meselesi içinde adamdır. Biz de cinayeti seni eskiden ağa bildiğimiz için işledik. Kürt olduğu için ya da devrimci olduğundan hedef seçildi diyen de var. Solun tüm idollerini bir bir yıkacağız sloganları atıp sıra Deniz Gezmiş'e gelecek diyen de. Hapishanede beklerken eğer orada kavga ediyse oradan daha önce kaçar. Daha önce daha mı? Söylediğim zaman cezaevinden kaçarım dedi. Zamanını bekliyorum dedi. Zamanı geldi ve kaçtı. Halk Meydanı bu hafta bağlamından ve zamanından koparmadan olduğu gibi ve konunun tüm taraflarıyla Yılmaz Güney'i konuşuyor. Ayaklarım taşımıyor. Yılmaz Güney 47 yaşında aramızdan ayrılalı 39 yıl oldu. Bu 39 yıl içinde 12 Eylül'ün açtığı yaralar da derinleşti. Dini referans alan, neoliberal ekonomi uygulayan kutuplaştırıcı politikalarda. Yılmaz Güney arkadaş ve umut filmleriyle dilsiz, çaresiz kimselerin sesi ve umudu olmuştur. Derinleşen bir başka hareketse bir karşı koyuş olarak kadın hakları hareketi. Ama neticilik bıçak olan bir bardak. Ya bu benim yanındayız. Bugün AKP'ye en sağlam muhalefeti sokakta özgürlükleri için kadın hareketi yapıyor. Yılmaz Güney yaşadığı dönemde kadına şiddet uyguladığı için öz eleştirisini verdi mi? Ben kadınların daha zeki olduklarına inanıyorum. Kadınların daha dayanıklı olduklarına inanıyorum. Yumurtalık hakimi cinayeti sonrası Kaş'tan Meis Adası'na, oradan da Fransa'ya uzanan kaçış öyküsü, Fransa'da hayatını kaybetmeden önce yaptığı son konuşmalar bugün adeta yeni öğrenilmiş gibi neden dolaşıma sokuluyor. Sizden hesap sormazlar. Sizi tek tek bulamazlar. Benden hesap sorarlar. Tarih benden hesap soracak. Bunca dert ve sorun içinde yaşanırken çözüm geçmiş üzerinden ayrışmaya devam etmek mi, yoksa makul bir zeminde buluşabilmek mi? Burada hayat başka. Yine zengini zengin, fakiri fakir ama yine de başka. Buranın zengini bizim oranın ağasına benzemez. Halk Meydanı'na bu hafta gazete duvar yazarı Zehra Çelenk, akademisyen Fatih Yaşlı, sanatçı Suavi, belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk ve oyuncu Halil Ergün katılıyor. Tribünler savunma ya da linç için değil, sadece tartışmak için konuşuyor. İrfan Değirmenci ile Halk Meydanı
devam ediyor. Tam da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir cuma akşamında daha bir saat erken başladık. Belki kaçıranlar olmuştur. 22'de başladı halk meydanı. Geride kalan bir saat içerisinde bu tartışma yıllar sonra yeniden neden çıktı? Onu konuşmaya gayret ettik ve Yılmaz Güney'in bugüne kadar pek çok kişi tarafından duyulmamış röportajları da ekrana geldi ve okundu. Şiddetle ilgili, kadına şiddetle ilgili yaptığı öz eleştiriyi de ekrana getirdik ve yorumu takdiri de sizlere bıraktık. Yılmaz Güney'in hayatında çok önemli bir yer tutan, aslında Türkiye'nin yakın geçmişinde çok önemli bir yer tutan bir isim. Programı en başından beri ekran başında izleyen Sayın Fatoş Güney telefon attığımızda ve katıldığı için bu programa çok teşekkür ediyorum öncelikle. Fatoş Hanım, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar İrfan Bey, merhaba. Merhabalar, geçmiş olsun öncelikle. Acil şifalar diliyorum. Ufak bir rahatsızlığınız da var sanırım. Tüm bunlar, son günlerde yaşanan tartışmalar sizde hangi duyguyu yarattı? Nasıl takip etmektesiniz efendim? Merhaba değerli konuklar, değerli izleyiciler. Her zamanki gibi şaşırmıyorum. Bunlar çok doğal şeyler. Meyveli ağaç taşlanıyor. Yılmaz Güney her zamanki gibi ona karşı olanlar tarafından eleştirilere tabi tutuluyor. Bu aslında sınıfsal bir meseledir özünde. Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şiddet deniyor. Ben şiddet konusunda şunu belirtmek istiyorum. Bu olaylarda, yani Yılmaz'a yapılan saldırılarda çok şiddetli bir biçimde şiddete maruz kalan esasında Yılmaz Güney. 40 yıl önce ölmüş bir insana bu denli saldırmak, taciz etmek, mezarında rahatsız etmek şiddetlerin en büyüğü. Ve bu ona karşı yapılmış büyük bir haksızlık, büyük bir şiddet. Yani Yılmaz Güney şiddete maruz bence bütün bu olayların dışında bakıldığı zaman. Şimdi Yılmaz Güney 16 yıllık kocamdı. Ve şimdi söyleyeceğim şeyi söylemek bana zul geliyor ama yine de söylemem gerekiyor. Kaba tabirle ben Yılmaz'dan hiç dayak yemedim. Aldatılmadım. Ve şiddet görmedim. Aramızda büyük bir aşk ve tutku ve büyük bir saygı vardı. Vardı ki bunun da ispatı aramızdaki demir parmaklıklara rağmen ölünceye dek sürdü. Hala sürüyor ve ben ölünceye dek de benim içimde sürecek. Şimdi eğer söze edilen şeyler gerçek olsaydı ben çıkıp böyle konuşabilir miydim sizce? Tabii ki hayır. Ha, beni duyuyor musunuz İrfan Bey? Hiç kesmeden dinliyoruz. Tüylerimiz de diken diken duyuyor. Ses çok da iyi duyuyoruz. Birden anlayamadım. Duyuyoruz. Şimdi Yeşilçam'a gelince, Yeşilçam buğusunun büyüsünün altında kirli bir dünyadır. Orada ilişkilerde, büyük aşklarda farklı yaşanır. Yılmaz da bunlardan saf bir taşralı olarak nasibini çokça almış, yetemediği yerlerde bazı hatalar yapmıştır. Ama o bir işçi, bir emekçi kadını bile kendini kraliçe hissettirecek kadar kadına önem ve saygı verir. Eserlerinde de kadın sorununa hep yer verir, baş köşeye koyar ve her zaman kadınlara önem verir. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Halk arasında ağır cezadan yatan mahkumlara ne denir bilir misiniz? Daha doğrusu ne denmez bilir misiniz? Ben söyleyeyim o zaman. Katil denmez. Adam öldürmüş denmez. Kader mahkumu denir. Yılmaz da bir kader mahkumudur. Kaderin kötü bir sillesini yemiş, hiç tanımadığı bir adamın trajik bir şekilde istemeden ölümüne sebep olmuş. İstemeden,
hiç istemeden, ömründe hiç görmediği, bir kere bile görmediği, hiç tanımadığı bir kişinin ölümüne sebep olmuş. Ve hiç hak etmediği bir şekilde 19 yıla mahkum edilmiş. Tabii edilmiş, çünkü o zaman da tıpkı şimdi olduğu gibi hukuka ve yargıya müdahale var. Şimdi bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum. Bizim avukatımız, benim sevgili avukatım Bişar Alınak, yeniden yumurtalık dosyasını aldı, adliyeden çıkardı büyük uğraşlar sonucu ve onu inceliyorlar. Ve orada meşru müdafaaya dair o kadar çok veri var ki ve o kadar büyük delikler var ki, o kadar büyük bir takım göze alınmamış, göz ardı edilmiş yanlar var ki, bunları daha önümüzdeki günlerde bunları kamuoyuyla da paylaşacağız. Şimdi bu haksız cezanın, yani bu yargıya müdahaleli cezanın yaklaşık 8 yılını yatmış, geriye birkaç yılı kalmışken yazdığı siyasi görüşleri nedeniyle, demin sevgili arkadaşımın da orada okuduğu şeylerle birlikte 100 yıl ceza aldığı için ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış. Yani kaçmamış, kaçmadı. Cinayet suçundan yattığı cezaevinden o nedenle kaçmadı. Gitmek zorunda kaldı. Yani gitmek zorunda bıraktılar. Yoksa 100 sene cezaya mahkum olacaktı. Buna ömrümüz bile yetmezdi. Ben onu gerçi 100 sene daha beklerdim ama ömrümüz yetmezdi. Şimdi söylenen kötü şeyleri hiç kale almıyorum. Kuma yazılan yazılardır. Önemsiz ve değersizdirler. Bu sözleri sarf edenlerin utanmazlığıdır. Yılmaz'ın arkasında her zaman dağ gibi halkı vardır. O yüzden içim gayet rahat ve müsterih. Teşekkür ediyorum. Sorunuz var mı? Size ben çok teşekkür ediyorum. Neredeyse 40 yıl oldu. 40 yıl önce yitirdiğiniz eşinize duyduğunuz aşkı ifade ettiniz. Bu dava ile ilgili bunu da kamuoyu ilk kez duydu. Yumurtalık cinayeti ile ilgili yeniden bir girişiminiz olduğunu da öğrenmiş oldular. Evet, kader mahkumu denir halk arasında, katil denmez. Ve Yılmaz Güney ile ilgili anlatılan birçok şehir efsanesi de var ama belki bir cümle siz de bahsetmek isterseniz yeniden, doğru mudur bilmem. Anacı yıllar boyunca onun hayatını kaybetmiş olduğunu bilmeden ve her hafta o zannettiği biriyle telefonda konuşarak mı aramızdan ayrıldı Fatoş Hanım? Evet, ben engelledim ona söylenmesini. Çünkü elime bir bıçak alıp bir hançer alıp göğsüne saplasaydım daha acı olmazdı. O yüzden kayınvalideme, anama, Güllü anama oğlunun öldüğünü söylenmesini ben engelledim. Ve o sizin dediğiniz gibi yıllar boyunca başka bir sesi oğlu sanarak konuştu ve onu yaşıyor bildi. Mezarının Türkiye'ye getirilmesini arzu eder misiniz? Hayır, hiç arzu etmem. Hele bu dönemde, hele bu iktidarla, hele bu hükümetle asla ve asla etmem. Zaten onun da kemikleri sızlar. Asla getirmem. Fatoş Güney, teşekkür ediyorum bu yayına katıldığınız için. Sağolunuz efendim. Biz devam edeceğiz konuşmaya. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın. Sağolun. Hoşça. Biz devam edeceğiz. Katılmak isterseniz yine elbette arar arkadaşlar. Güllü Ana, oğlunun öldüğünü söylemezler. Fatoş Hanım engel olur ve onun sesine benzeyen bir sese sahip bir başka aktör her hafta telefonla, o zaman zor 80'li yıllar, çevirmeli telefonlar var. Güllü Ana'yı ararlar ve oğluymuş gibi onunla konuşmasını sağlarlar. Hayatta olduğunu düşünmeye devam eder ve onun üzerine yıllar boyunca yaşamaya devam ediyor Güllü Anne. Cumartesi annelerini konuk almıştık geçen hafta, saçlarına aklar düşen anaları. Bizim memlekette biraz acı yarıştırmaya da merakı olan çok. Herkes çok büyük acılar çekti bu ülkede.
şehit anaları var, cumartesi anaları var, evlatlarını yitirenler var, Diyarbakır anneleri var. Var da var. Bu acılar nasıl sona erer? Fatih Yaşlı, biz tüm bunları niye şimdi konuşuyoruz? Oradan başlayacağım. Ama İrfan Ak'tan ilk bölümü bitirirken Ahmet Kaya dedin. Oraya virgül koymuştuk. Müsaade edersen bir röportaj daha var. Şimdi diyor ki Yılmaz Güney Fransa'da. Ben ülkemi terk etmedim diyor. Ben cezaevinden kaçtım. Türkiye'den kaçmadım ve geri döneceğiz oraya diyor yanındaki gençlere. Geri döneceğiz ama döndüğümüzde bir şey yapmamız lazım diyor, anlatıyor. Yoksa siz uyuşturucu tacirlerinin eline geçersiniz. Yoksa pisi pisine ölürsünüz diyor. Etrafındaki gençlerle 1980'lerde konuşuyor. Sanki bugüne bir mesaj gönderiyor gibi. Bir o röportajı ekrana getirebilir miyiz? Ben hapishanede beklerken eğer orada kavga ediyor idiyse oradan daha önce kaçardım. Çünkü daha önce de anlattım. İstediğim zaman cezaevinden kaçarım dedim. Zamanını bekliyorum dedim. Zamanı geldi ve kaçtım. Hapishaneden kaçtım. Türkiye'den kaçmadım. Hedefimiz neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye. Türkiye'ye gideceğiz. Türkiye'ye gitmenin bir tek yolu var. Türkiye'de insanlara, özellikle sizin gibi genç insanlara çok iyi yaşama koşullarının hazırlanabileceği ortam. Eğer ortam hazırlanmazsa siz orada ne olursunuz biliyor musunuz? Dinamizmle gangster olursunuz. Babadayılık hastalığına tutulur, hapishanelere düşersiniz. 20 sene, 30 sene kiminiz ölür, kiminiz kurşunlara dizilir. Kiminiz bir kadına hasta olur, orada bilmem genel evin önünde, barın önünde vurulur. Kiminiz esrar kaçakçısı, kiminiz sigara kaçakçısı olarak kaldırımlarda ölürsünüz. Yok! Bir tek kurtuluş var. Devrim. İnandığı kurtuluş yolu, savunduğu kurtuluş yolu bu. Devrim. Hani her şeyi yerli yerince söylemek lazım. Savunmak, aklamak adına değil ama tarif ettiği ölüm şekilleri bugün Türkiye'de yaşanıyor maalesef. Uyuşturucu tacirlerinin elinde sokaklarda kabadayılığa özendiği için ya da bireysel silahlanma yüzünden hayatını kaybediyor gençler. Kabadayılık hastalığı diye tarif etmiş o gün onu. İrfan Ak'tan müsaade edersen Fatih Yaşlı ile başlayayım, sonra senle devam tabii, edelim. Tabii, buyurun. Fatih Yaşlı, kabadayılık hastalığı diyen ve sinemada kabadayı figürleriyle işte önce beyaz perdeden insanların, gençlerin gönlüne giren bir Yılmaz Güney. Niye şimdi tartışılıyor sence? Evet, aslında bu soru önemli. Çünkü tarihsel figürler öldükten sonra da tartışılmaya devam eder elbette. Ama eninde sonunda bir gündem olması gerekir. Yani sanki Yılmaz Güney hayattaymış ya da Yılmaz Güney adına bir ödül verilmiş ya da örneğin birileri çıkıp demiş ki biz Yılmaz Güney'e söz söyletmeyiz. Kadın da dövse, cinayet de işlese kimse ses çıkaramaz denmişçesine bir saldırı var. Farklı mecralardan gelen bir saldırı var. Birisi elbette ki üzerine ciddi bir şekilde tartışılması, konuşulması gereken bir mesele. Yani kadına şiddet meselesi. Ama ana saldırı ekseni burası değil. Yani kadına şiddet meselesi araçsallaştırılıyor. Bunun üzerinden bir tartışma yapılıyor. Bu doğru. Ama aslında başka bir mecra var, onu söylemek lazım. Orası da işte bir süredir Türkiye'de yeni bir, siyasette yeni bir olgu var. Yani sizin de az önce mesajlarından birini okuduğunuz Ümit Özdağ'ın da temsilcileri arasında olduğu yeni bir sağ akım doğuyor Türkiye'de. Yani MHP'nin AKP ile ittifak yapmasının ardından oradan bir hayal kırıklığına uğrayan, İYİ Parti'nin izlediği siyaseti yeterince radikal bulmayan, bu nedenle de kısmen biraz yüzü Memleket Partisi'ne dönük ama esas olarak kendisini bugün Zafer Partisi'nde temsil eden yeni bir milliyetçi dalga bu. Ve bu yeni milliyetçi dalganın esas olarak motivasyon kaynağı AKP iktidarına yönelik tepki, ama o tepkiyi doğrudan AKP iktidarına ve onun icraatlarına vermek çok da kolay olmadığı için sığınmacı göçmen meselesini motivasyon unsuru olarak gören yeni bir milliyetçilik anlayışı bu. Buna seküler milliyetçilik de deniyor. Yani akademide böyle bir adlandırma var. Belki bu biraz
masumlaştırma olarak görülebilir ama biraz nötr kavramlar kullanmak zorunda olduğumuz için böyle bir şey söylüyoruz. Öte yandan bu yeni milliyetçi dalganın çok net bir şekilde Avrupa'daki sağ popülist ve neofaşist akımlara benzediğini söylemek durumundayız. Çünkü oralarda da bugün yükselen sağ dalga İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da esas olarak motivasyon kaynağını göçmen meselesinden alıyor. Neden? Nedeni şu, özellikle 2008'den beri uluslararası sistemde, kapitalizmde ciddi bir kriz var. İnsanlar yoksullaşıyorlar. Yani Avrupa ülkelerinde de yoksullaşıyorlar. Gelir dağılımı bozuluyor. Küresel ölçekte de bozuluyor. Bunun en temel sonuçlarından biri şu. Dünyanın daha az gelişmiş coğrafyalarından, savaşla yıkılmış Afganistan, Irak, Suriye gibi coğrafyalarından bir umut kaynağı olarak batıya yönelik bir göç var. Ve bu batıya yönelik göç, solun ve emek hareketinin zayıf olduğu bir konjonktürde faşist akımları güçlendiriyor. Çünkü halka dönüp bakın siz aslında göçmenler yüzünden yoksulsunuz demek gayet kolaycı ve üstelik kitleleri etkileyebilecek bir formül. Şimdi bunun aynısı büyük ölçüde Türkiye'de de görülmeye başlandı. Bu söylediklerim şu anlama gelmez. Türkiye'nin bir göçmen sorunu yoktur, göçmen sorunu önemsizdir vesaire gibi bir şey söylemiyorum. Türkiye'nin elbette ki bir göçmen sorunu var. Fakat bu göçmen sorunu, göçmen sorunu üzerinden büyüyen bu yeni dalganın bize öğretmeye çalıştığı gibi çözülmez. Yani örneğin göçmenleri otobüslere dolduracağız ve sınırın öte tarafına bırakacağız. Hayır, bu çözüm olamaz birincisi. İkincisi, bu göçmen meselesini kitlelerin önüne atıp oradan yükselen hareket örneğin Türkiye'nin, daha doğrusu bugünkü iktidarın Suriye politikalarının neticesinde bu göçmenlerin buraya geldiğine dair şeyleri söylemekten çoğu kez kaçınıyor. Yani yeni Osmanlıcılık dediğimiz emperyal vizyonla Suriye'ye müdahale edilmedi mi? Örneğin işte Emevi Camii'nde 5 vakit namaz kılınmayacak mıydı? İşte IŞİD'çiler, ÖSO'cular, El-Kaide'ciler yani son 10 yılımız bunlarla geçti. Öte yandan şu da görülmüyor. Bugün Türkiye'ye gelen göçmenler ve sığınmacılar Türkiye kapitalizminin paryaları halindeler. Yani en alt sınıftalar, asgari ücretin dahi altında çalıştırılıyorlar, sömürülüyorlar. Sendikal hakları yok, iş güvenceleri yok, hiçbir şey yok. Buna dair de söz söylenmiyor. Bugün yaşanan ekonomik krizin ve genel olarak çoklu krizin bütün bir faturası günah keçisi olarak seçilmiş bir grup insanın sırtına yükleniyor ve buradan siyaset üretiliyor. Buradan siyaset ürettiğinizde siz memleketin esas sorunlarını görmez hale geliyorsunuz. Yani örneğin biz bugün niye burada Yılmaz Güney'i konuşuyoruz? Yılmaz Güney her zaman konuşulabilir ama örneğin sizin sabah attığınız, paylaştığınız sosyal medyadaki paylaşımda, bizleri de etiketlediğiniz paylaşımda örneğin bir sürü küfürün arasında şöyle serzenişler de vardı. Ya insanlar aç, konu mu bulamadınız şeklinde serzenişler de vardı. Bu bir yanıyla doğru ama bir yanıyla da bu konunun konuşulması gerekiyor. Çünkü mesele Yılmaz Güney değil tek başına. Mesele ülkede özellikle gençler arasında 15-25 yaş kuşağında yeni bir akımın ve adını koymak lazım faşizan bir akımın yükseliyor oluşu. Türkiye toplumu şu an yaşanan bu büyük ekonomik kriz ve yoksullaşmayla birlikte özellikle gençler çok büyük bir umutsuzluk, çok büyük bir kolektif depresyon içerisindeler. Çoğu siyasetten zaten uzak duruyor. Siyasetle ilgilenenlerin bir bölümü ise bu çoklu kriz konjonktüründe yaşananların faturasını kime kesmek lazım diye sorulduğunda en kolay yerlerden birine, dediğim gibi milliyetçiliğe, tarihsel bir takım figürlere ve bugünkü göçmen düşmanlığına sığınıyorlar. Şimdi Yılmaz Güney tartışmasını Türkiye toplumunun önüne getirenler esas olarak bunlar. Dolayısıyla eğer biz Yılmaz Güney meselesinin bugün neden tartışıldığını anlamak istiyorsak bu yeni fenomene bakmak durumundayız. Ve onlar diyorlar ki örneğin Yılmaz Güney'den sonra örneğin sıra Deniz Gezmiş'e de gelecek. Bunların idollerini yıkacağız. Bakın şöyle bir şey var. Elbette ki solun değerleri vardır ama solun kutsalları yoktur. Bunu söylemek lazım. Herhalde bu programda onun bir kanıtı olsa gerek. Hani tartışıyoruz. Savunmak değil. Ötesi lütfen devam edin ama az evvel bahsettiğiniz gençler hemen hemen aynı cümlelerle tweet atmaya devam ediyorlar. Bir Erlik diye bir Twitter hesabı var. Bir de Jahreyn'i zaten herkes biliyor. İşte birlikte hareket ediyorlar. Bu tanımladığınız gençler onların yayınlarını izliyor. Aykut isimli bir Twitter kullanıcısı demiş ki
Erlik bunlara öyle bir şey yaptı ki idollerini aklamak için sirk kurmuşlar. Aklı başında gençler artık yemez. Sahte kahramanlarınızın bir bir gerçek yüzlerini ortaya çıkaracağız. Hani bir görüş. Twitter'da yazmış diyeceksiniz ama aynı hemen hemen aynı cümlelerle yüzlerce ve gerçek Twitter kullanıcısı, troll değil, gerçek genç böyle yazıyor. Yani kahramanlarınız sahte ve sizin hakkınızdan geleceğiz. Öfkesi var. Nasıl iletişim kuracağız? İletişim kuracak mıyız, kurmayacak mıyız onu bilmiyorum. İletişim kurmak şart mı? Ondan da çok emin değilim. Bence önemli olan meselenin nesnelliğine doğru bir şekilde yaklaşmak ve onun üzerinden de yorumu geride kalan insanlara bırakmak. Şunu söylüyordum, solun elbette ki değerleri ve kahramanları da vardır. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ama solun kutsalları yoktur. Tam tersine sol eninde sonunda eleştiri üzerinden ilerler. Yani bütün sosyalist hareketler ve genel olarak sosyalizmin fikir tarihi düşünürlerin ve siyasetçilerin birbirlerine yönelik kimi zaman böyle çok ağır cümleler de içeren eleştiriler üzerinden ilerlemiştir. Türkiye'de de mesele hep böyle olmuştur. Yani sol içerisinde idam edilenler, öldürülenler, büyük işkence görenler, bu isimler dahi eninde sonunda polemiklerin konusu olmuşlardır. Dolayısıyla buradaki mesele eleştiri değil. Yani üzüm yemek murad edilmiyor burada. Mesele bağcıyı dövmek. Yani bir yandan tarihi yeni bir okumaya tabi tutarak bir takım yeni kahramanlar yaratmak. Örneğin 2 sene öncesine kadar Enver Paşa Türkiye'de kahraman olarak görülen bir figür değildi. Ya da Talat Paşa. Genel olarak İttihatçılık çoktan başka bir şekilde unutulmaya yüz tutmuştu. Ama şimdi örneğin gençler arasında İttihat Terakki meselesinin moda olmaya başladığını görürüz. Üstelik o moda herhangi bir şekilde ciddi böyle okumalara, analizlere dayanan bir moda değil ki. Yani İttihat Terakki tarihine dair kaç satır okumuştur bu arkadaşlarımız? Kaç kitap biliyorlardır? Ben bundan emin değilim. İttihat Terakki tarihinin kimi bölümlerini alıp, kimi kahramanlarını alıp bugüne uyarlıyorlar. Üstelik yaptıkları daha saçma şeyler de var. Örneğin İttihatçılıkla Enver Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki kavgadan bir haber oldukları için ikisini aynı anda fetişleştirebiliyorlar. Baş bu Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Enver Paşa'nın milli mücadelede Türkiye'ye girmemesi için her şeyi yaptı. Anadolu'daki milli mücadele devam ederken Erzurum Kongresi'nde yemin edildi biz İttihatçı değiliz diye. Bakın bunlar hani şey gibi gelebilir ya adam akademide ders mi anlatıyor vesaire diye düşünülebilir ama bu düşünce biçiminin sakatlığını anlamamız açısından son derece önemli. Peki anlamaya çalışacağım yine o benzer Twitter kullanıcılarından biri bir başkası Padme diye sağcı değilim diyor. Bundan rahatsız. Siz az evvel seküler milliyetçi popülist diye tanımlamıştınız. Bahsettiğiniz akımdan hiç değilim. Sizden daha solcuyumdur yazmış. Allah razı olsun. Yani solcu olmanın iyi bir şey olduğunu. Sol demek yalnız PKK ile aynı fikirlere sahip bir insanı sırf kendini devrimci olarak tanımlıyor diye aklamak değildir diyor. Devamı da var, devamını okumayacağım. Şimdi İrfan Ak'tan eleştiriler hep buradan geliyor. Bu noktada Zehra diyebilirim herhalde. Twitter'daki bu diyaloğu ve linç kültürünü ayrıca bir konuşmamız gerekiyor da. Ahmet Kaya'da kalmıştın ve o da Fransa'da. Ve hemen hemen bugün sorsanız ailesine az evvel Fatoş Güney'in söylediği gibi bu şartlar altındaki Türkiye'de bugünün Türkiye'sinde orada olması daha iyi diyeceklerdir muhtemelen. Yok. Oradan devam edelim. Paris'te bile Ahmet Kaya'nın mezarına saldırı oldu. Ben geçen kış gittiğimde ikisi de aynı mezarlıkta Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya böyle epey dolaştık ve üzerinde taze çiçek olan sadece iki mezarlık vardı. Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney. Çünkü belli bir kuşak açısından onların ölümü de sürgüne gidişi de buradayken maruz kaldıkları da her zaman bir acı şey olmuştur. Yani ortak acı olmuştur. Bu Suavi'nin telefonundan Ahmet Kaya'nın mezarının fotoğrafı evet, daha çünkü çok yeni oraya gittiler sanırım görünüyor suratı biraz çekişle belki. Darmanuman edilmiş hali bu. Evet, evet bayağı şey yani buna bile tahammül edemeyip ta Paris'te gidip mezarına saldıran sonra da işte tırnak içinde şiddet karşıtı maskesiyle Fatoş Güney'in de söylediği gibi deyime şiddet perverlere taş çıkartacak bir dille saldıranlar. Şimdi Ahmet Kaya bahsinde kalmıştık. Onu şundan Fatih söyledi. Yani sol düşüncenin de ilerlemesinin
temel şeyi eleştirelliktir. Yani çağa ve koşullara uydurmak üzere sol düşünceyi eleştirellik, eleştiri çok hani hayati önemdedir ve sol sosyalist bütün aktörlere baktığınızda bir biçimde kendilerini de sürekli eleştiriye tabi tuttuklarını görürüz. Ahmet Kaya, yılını bilmiyorum ama ana akım bir medyadaki bir mülakatında, bir röportajında evet, homofobik bir laf kullanıyor. İşte sakal mevzu bahis olunca homofobik bir laf kullanıyor. Güvenmem berber ve eşcinsel ediyor. Gibi. Eğer Ahmet Kaya bugün yaşıyor olsaydı, bütün o linç, toplu linç kampanyası neticesinde ülkesini terk etmek zorunda kalmasaydı, sürgündeki o acıyla çok genç yaşta hayatını kaybetmeseydi, bugün Ahmet Kaya aynı cümleyi kurmazdı. Çünkü yasaklanan onur yürüyüşüne katılırdı gibi geliyor bana. Polis tarafından engellenen evet, onur yürüyüşüne gökkuşağı bayrağı taşırdı çünkü gibi. Çünkü bu insanlar da özellikle Ahmet Kaya, Yılmaz Güney gibi insanlar, işte Fatih Altaylı tırnak içinde kendini daha yukarıda zannederek Yılmaz Güney'i aşağılayan lümpen diyerek aşağılamaya yeltenen bir dil kullanmış. Bu insanlar gerçekten de en aşağıdan gelen yoksul, bulundukları yerde Kürt oldukları için de yoksul oldukları için de ezilmiş, buna karşı sanatla mücadele etmiş, kendilerini büyük badireler atlatarak var etmiş ve fakat asla bugün Türk sağının el üstünde tuttuğu kadına yönelik şiddetiyle de tanınan karakterlerden farklı olarak dışarıdaki eleştiriye bile çok fazla belki ihtiyaç duymadan kendi kendilerini sürekli eleştiriye tabi tutmuş ve geliştirmeye çalışmış insanlar. Bu yüzden bu insanlar zaten solun değerleri olarak anılır. Ben hiç görmedim solcuların birbirlerini affettiklerini. Yok, solcular çok kadar, acımasız eleştiririz. Solcular kadar birbirlerini eleştiren. Peki bir eleştiri süre çok hızlı ilerledi. Diğerlerine de söz hakkı yok. Kısa bir şey söylemek istiyorum. Eleştiri de öz eleştiri de ölüm üzerinden kurulacak iki kavram değil. Her ikisi de canlılığı temel almak zorundadır. Peki hayat... İrfan bak, evet. Fatih Yaşlı... Şöyle oturayım mı? Evet. Şimdi artık ara verdim, ben cevap vermiyorum. Bana demediğini bırakmıyor ama biz böyleyiz, birbirimizle sürekli bu fikri tartışmayı yaparız ama birbirimizin tırnak içinde niye, günahını... Ne dedi ki en son sana mesela? Ne bileyim, bana Kürt milliyetçisi diyor, ben de ona ulusalcı diyorum. Aslında ikimiz de birbirimize yönlendirdiğimiz suçlamanın içinde değiliz ama bunlar iyi tartışmalar ve sol... Hep bölünmekle suçlanır ya, solun bu kadar bölünmesinin sebebi bu kadar tartışmaya açık bir kültürle var olmuş olmasıdır. Sol zafiyetinden dolayı bölünmüyor. Sol kendini birbirini sürekli eleştiriye tabi tuttuğu için bölünüyor ve Yılmaz Güney bugün olsaydı bu kadın meselesinde de işte kendisinin ifade ettiği bütün sınıfsal konumundan kaynaklı bütün zaaflarını da bu bahse konu güruhtan çok daha sert kendini eleştiriye tabi. Bir şey söyleyeceğim. Mikrofonu oraya vereyim çünkü ciddi bir anlatacağı bir şey var. Arkadaşın reklam arasında bana söyledi. Bir tişört üzerinde Yılmaz Güney fotoğrafı, bisiklet üzerinde bir genç. Başına ne gelebilir? Sen Eymen, evet. Haziran ayında bir araba sürücüsü sırtında "Çirkin Kral" yazılı Yılmaz Güney tişörtü olan bisikletli bir çocuğa önce sözlü tacizde bulundu. Ardından çarparak yere düşürdü. Dur mikrofonu tut. Ses gelmedi mi? Evet. Ne yaptı? Çarptı ve yere düşürdü. Evet, Haziran ayında. Üstünde "Çirkin Kral" yazılı tişört bulundurduğu için Yılmaz Güney'in resmi olan. Bu nerede oldu? Siz tanık mısınız? Yok. Olayı okumuştum sosyal haber olarak. Bir de diğer bir sorum. Yılmaz Güney'in halkın bir kesimi tarafından hoş karşılanmama sebebi sizce nelerdir?
Peki aslında onu halkın bir kesiminin nasıl baktığını ve bir kesimin nasıl bakmasını istediğini konuşuyoruz aslında programın başından beri. Teşekkür ederim katkın için Eymen. Oradan da bir teker teker alalım da birbirimize aktaralım mikrofonu. Kahraman değil mi? Kahramanın da anlatmak ve sormak istediği bir şey var, onu da alalım. Şimdi şöyle, en baştan beri bu Ümit Özdağ'ın bir tweetini okumuştunuz. Ha, ben tekrar ona aynen, bakayım. Aynen, onu evet. Tekrardan okuyabilme ihtimaliniz evet. Olursa çok güzel olur. Onun üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Ben tweet'i tekrar aktarayım mı izlememiş olanlar için? O şöyle diyor. Atatürkçüyüm deyip Yılmaz Güney'i seviyorum diyorsanız Yılmaz Güney'i tanımıyorsunuz demektir. Yılmaz Güney'in bölücü olduğunu bilmenizle rağmen Atatürkçüyüm diyorsanız Atatürkçü değilsiniz demektir diyor. Şimdi şöyle, Ümit Özdağ akademisyen kimliğini bir kenara bıraktığımızda akademisyen olarak kendisini takdir ettiğim bir insandır. Hani gerek dersleri gerek ideolojileri bakımından, ama burada atmış olduğu tweette şöyle bir zan altında bırakma oluyor. Yani ben hem Yılmaz Güney'i savunup hem Atatürk'e saygı duyan bir insan olamaz mıyım? Yani bunu bırakıyor ve şöyle bir yere değinmek istiyorum. Sayın Özdağ seçim döneminde çok güzel bir furya yakaladı. Özellikle sığınmacı politikaları üzerinden bir ivmelenmeyle geldi. Buna zaten değindik. Ama gelen oyların yani %5.17 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. İkinci turda daha kendi partisi içerisinde dahi %2.5'unu farklı bir bölgeye, %2.5'unu işte sol cenaha onun tabiriyle aktarıp kendi partisinde sirkülasyonu tamamlayamamış bir insan olarak hani gelip Atatürk ve Yılmaz Güneyci olamazsın, sen şunla şunu bir arada tutamazsın demesi bana çok, hani az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi o Twitter'da bizi linçleyen benim jenerasyonum, ben 18 yaşındayım, o kuşağın önüne çok güzel malzemeler çıkarıyor. Yani bu Yılmaz Güney meselesinden itibaren hani ibaret değil. Değinmek istediğim nokta da tam olarak burası oluyor. Evet, lütfen tamamla. Değinmek istediğim nokta buydu. Hani söyleyeyim tamam. Çok özür dilerim. Görmüş gibi oldum. Çok teşekkür ederim. Çünkü konuyu güzel açtın. Şimdi bu tarafa Zehra Hanım'a söz vereceğim. Çünkü evet, Zehra'ya söz vereceğim. Çünkü yok, mikrofon var zaten. söz verdik. Ya burada ben biraz ileri mi gittim az evvel yaptığım yorumla? Tabii hayatını kaybetmiş bir insanın bugünkü koşullarda nasıl davranacağını tahmin etmek aslında bir spekülasyondan ibaret tabii, ama ben bir hak savunucusu olarak gördüğüm için Ahmet Kaya'yı ve en zor zamanlarımda onun şarkılarını mesela güç de aldığım için başımın belada olduğu zamanlarda ben öyle düşündüm bir an için. Haziran'a bilmiyorsun başörtülere yönelik üniversitelerde kısıtlama olduğunda da önde savunan Ahmet Kaya'ydı. Yani onur yürüyüşüne de katılır mıydın Zehra? Ahmet Kaya mı? Katılabilirdi bence. Ben oradaki şeyin öyle bir tarihsiz bir söyleyiş olduğunu düşünüyorum yani. Ya da o tam dönemki koşulların normali gibi. Evet, evet, ya da bu anayasa değişikliği gündemi var ya Türkiye'nin evet, başında evet. Şimdi ve anayasa değişikliği eğer referanduma gidecekse bunun üzerine inşa edeceklerini görmemek için herhalde ya Türkiye'de yaşamamak lazım ya evet. Da çok yabancısı olmak lazım. Ben, aileyi koruyacağız diyorlar. Evet, evet. Bunun için anayasa değişecek bu seferde. Oraya geçmeden aslında bu Fatih Bey'in çizdiği çerçeveye dair bir şey söylemek istiyorum deminden beri ben. Şöyle desenlerin farkında mıyız acaba? Voleybol milli takımıyla ilgili şeyle yaklaşık Yılmaz Güney aynı biçimde tartışılıyor. Aslında onu deminden beri sizin bu Yılmaz Güney kimin meselesi. Gerçekten ortaya bir o bu aşırı sağcı cepheden gençler atılıyor. Bunlar bir takım şeyler söylüyorlar. Onun içine Türk Kürt giriyor. O benim senin derken bambaşka bir çerçeveye giriyor. Ve bu günümüz aslında tartışmaların hepsinin neredeyse kılık değiştirmesine neden oluyor. Yani Yılmaz Güney neden işte başta o makbul fail diye görüldü? Bunun içinde zaten işte Kürt kimliğiyle ve işte solcu kimliğiyle buna çok uygun olduğu için bu tartışmayı harlamaya. Ve gerçekten şimdi ona saldıranların şeyi tamamen yok sayıldı. Ve burada benim en hoşlanmadığım kısımlardan biri çok ciddi bir riya oluşuyor. Hani bunun kadın haklarıyla ilgisi yok. Kadın haklarıyla ilgili kısmını biz yıllarcadır tartışıyoruz. O nedenle söylüyorum zaten. Hani Yılmaz Güney kadar failliği bilinen yok zaten. Şimdi neden tartışıldığının mevzu bu. Bu senin benim meselesi. Bunun üzerinden köpürtmek, bunun üzerinden sertleştirmek buna çok imkan sağlayan bir malzeme oluşu. Bir de orada şunu da diyeceğim. Belki şaşırtacak. Aslında ortak değer mevzu. Yani
Yılmaz Güney gerçekten bir ortak değerdir de. Yani ne Kürtlerin ne Türklerindir aynı zamanda. Her sinemacınındır. Çünkü o konuda daha önceki bu sanatçı sanatından ayırabilir miyiz ile ilgili uzun tartışmalar var ya. Orada şöyle bir mevzu da var. Bir kere gerçekten tam olarak ayıramıyoruz. Çünkü ayırırsak elimizde çok uzun bir külliyatta ve bizleri de etkilemiş olan, hani kadınları da bütün hepimizi etkilemiş olan anlatıları kaybetmiş oluyoruz. Ve bu tartışmada maalesef bu bile çok çirkin biçimde yürütülüyor. Yani Yılmaz Güney'in ikinci laf mesela o bahsi geçen köşe yazarının şu oldu. Yılmaz Güney Türkiye'yi dışarıda rezil etmiş bir alçak katildir gibi bir söz geldi. Ve bu Cannes'da ödül alan, şu anda bile dünyadaki çok ünlü, çok bilinen yönetmenlerin ilham kaynağı olduğunu sürekli söyledikleri ve gerçekten çok saygın ve çok özgün, çok yaratıcı bir yönetmen için geldi. Yani ve Yılmaz Güney'in sanmıyorum ki bu arada bu sertlikle bu şeyde sosyal medyada bunu tartışan çok genç arkadaşlarımız acaba gerçekten izlediler mi diye merak ediyorum. Ben sürekli mi? Olarak çok bunu bitireceğim. Sürekli olarak şeyi yaparken hani bu kadın meselesiyle ilgili kısmı tutarken Yılmaz Güney'in aslında gerçekten hani bir belki Akat'tan sonra bir toplumcu gerçekçi sinemayı ilk gerçekleştirmiş. Bunun içinde hakikaten şu anda da izlendiğinde hala son derece etkileyici ve yapılması zor bir sinemayı başarmış. Evet eksikleri, zaafları, şeyi olan, failliği olan ama bunu da hep yenerek ilerlemiş. Büyük bir sinemacı olduğunun üstü çok çiziliyor. Mesela bu da bana o nedenle aslında aynı zamanda bizimdir de demek istiyorum. Yılmaz Güney. Sürüden bir bölüm hazırladı arkadaşlar. Bu toplumsal gerçekçi sinema nasıl bir şeymiş hiç haberi olmayan. Hiç bugüne kadar bir tane bile Yılmaz Güney filmi izlememiş olanlar belki bir fikir edinirler. Bir de yasaklanmış yıllarca. Sami Bey size de mikrofonu vereceğim. O yılları yaşayanlar sinemada izleme şansına sahip olmuş ya da izleyememiş olanları bir konuşalım. Bir gerçeklikten bahsediliyor ki o gerçeklik bugün de yaşadığımız gerçeklik aslında zenginliğe dair, fakirliğe dair. O filmden bir bölümü hemen ekrana getirelim şimdi. Bu dediğini zor yaşatırlar adamı. Kimler yaşıyor bu anlattığın evlerde söylesene. Sen mi Şivan abi mi? Toplumda sınıflar var. Çalışan emekçi sınıflar, bir de çalışan hakim sınıflar. Burjuvalar, sermayedarlar. Bu adamlar nasıl yapıyorlar sermayelerini? Seni, onu, emekçi sınıfları çalıştırıp sömürerek. Sen şimdi hangi sınıftansın Şivan abi söylesene. Biz adaletliyiz. Adalet Partisi'ni tutarız. Niye? Vallahi bilmem ki. Bize kimse sahip çıkmaz. Hiçbir partiden de hayır gelmez. Bak şimdi bu doğru. Şu Ankara'da arkanda bir siyasi yoksa, bir milletvekili falan, hiçbir işini göremezsin. Ver bana. Bir bölümü, çok küçük bir bölümü. Tabii sinemada izlemiş olan var mı Yılmaz Güney filmlerini? Sami Bey, hangi filmi izlediğinizi hatırlıyorsun? Ben mikrofonu çok özür dilerim. Sürüyü sinemada mı izlemiştiniz? Bilemiyorum şimdi ama önce kendimi tanıtayım isterseniz. Ali Sami Gonca, Liberal Demokrat Parti'den geliyorum. Sürü filmi de yol filminde izledik. Bu akşam burada bunun tartışılması kadar kötü bir olay yok. Biz burada aslında sürü filmini tartışmamız lazım. Yol filmini tartışmamız lazım. Yol, samimi olarak söylemek gerekirse ben de yol filminde rahatsız olduğum sahneler var. Ama Yılmaz Bey inanın bugün o filmi çekmiş olsaydı o sahneyi tahmin ediyordur seyreden arkadaşlar. O sahneyi çekmeyecektir. Bugün şartlarında o Mustafa Kemal'in önündeki bir sahne vardır. Seyreden arkadaşlar biliyordur o sahneyi. O sahneyi bugün çekmezdi. Biz de varsayımlar üzerinden konuşuyoruz tabii, ama çok... Yılmaz Güney'in çok filmi var. Ben açıkçası siz söylemeseydiniz Liberal Demokrat Partiliyim diye ben sizi daha solda, yani belki ön yargılar işte hep böyle. Tabii yani insanlar şey yapıyorlar, Liberal Demokrat Parti deyince sağda işte faşizan, sermayedar, kapitalist, öyle bir zihniyet oluşuyor insanlarda. Öyle, biz, öyle bir şey yok yani. Solcuyuz mu diyorsunuz? Tabii yani özgürlükler konusunda yani? Tamamen solcuyuz yani. Bunun aksini söyleyemeyiz yani. Gülben? Ben
Çok özür dilerim. Bitiriniz lütfen. Pardon, tamamlayın. Birkaç daha müsaade ederseniz. Çok önemli noktaya temas ettiniz. Sinema yönüne, evet. Bakın, Yılmaz Güney'in çok güzel filmleri var. Yılmaz Güney'in burada tartışılmasının sebebi Sürü filmi ve Yol filmi. Daha önceki filmleri değil. Yılmaz Güney'in sevmediğimiz birçok filmi var. Sizler de sevmediğiniz filmleri vardır. At, bugün, avrat, silah filmleri. Yani bugün o filmleri, yani dizilerin isimlerini değiştirerek vereceğim. Hukuki bir problem olmasın diye. Sarı Dayı, Kuzular Vadisi. Bu tip filmler çekmedi mi Yılmaz Güney? Bunları da çekti. Eğer bunları çekmeye devam etseydi bugün bunu konuşmuyoruz olacaktık. Öyle değil mi? Bunu konuşmayacaktık o zaman. Çok daha rahat devam edebilirdi belki ve rahat ve zengin. Bakın demin hanımefendi söyledi. Bugün sabahleyin Brezilya maçımız vardı. Ebrar 55 sayı attı bugün. Biz Ebrar'ın 55 sayısını konuşmamız lazım. Onun dün akşam ne yaptığını veya bir hafta önce ne yaptığını değil. Solcular belki tepki gösterecekler. Çekik gözlü bir sanatçımız var. Hem bestekar, hem söz yazarı, hem yorumcu. Onun şarkılarını söylerken biz onun Kıbrıs Kazinosu'nda ne yaptığını düşünmüyoruz. Ama ben şeyi düşünüyorum. Ahmet Kaya'yı linç eden grubun içinde olduğunu düşünüyorum. Evet, onu kabul ediyorum. O yüzden dedim zaten solcular tepki gösterecek diye onu söyledim zaten. Peki biz bugün milli takıma koç seçmek istiyoruz, antrenör seçmek istiyoruz. Türkiye'nin en iyi sol ayağını antrenör yapmak istiyoruz ama onun at yarışı zevkine karışıyor muyuz? Karışmıyoruz. O zaman biz Yılmaz Güney'in o günkü şartlarda kadınlar için yapmış olduğu, tabii ki kabul edilemez. Kadınlara şiddet, insanlara şiddet, hatta hayvanlara şiddeti hepimizin karşı çıkması lazım. Konuşmayın bunun için, hepimiz böyle konuşuyoruz. Bunun için solcu olmaya gerek yok. İnsan olsak yeter. Eyvallah Sami Bey. Çok teşekkür ederim. İlk taşı en günahsız olan atsın sözü sevdiğim bir sözdür. Biz hani erkek egemen toplumda işte şiddete karşıyım. Tabii ki şiddet uygulayana nasıl bir tokat atarım var ya diye başlayan nutuklar atıla gelir. Yani şiddeti şiddetle önleyebileceğimizi düşünürüz. Şöyle mikrofonu vereyim. Bu arada Adana'ya döneceğiz. Altın Koza Film Festivali'ne dün de onur ödülleri dağıtıldı. Perran Kutman'a verilmiş bir ödül. Çok da hoşuma gitti. Bizi Halil Ergün bekliyor. Nebil Özgen Türk de yanında. Bir cümle alalım sizden. Siz de öncelikle vallahi öyle oldu. Herkes solcuyum, ben solcuyum diye kendini tanımlamaya başladı. Siz solcu musunuz? Evet, solcuyum. İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Aynı zamanda sinema kulübünün başkanıyım. Yılmaz Güney'in hayatından bahsedeceğimiz zaman öncelikle Yılmaz Güney'in sinemasından da bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ölmeden 2 yıl önce kendisi Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülünü almıştı biliyorsunuz ki. Kendisi bütün hayatı boyunca hem de sinemasında da ezilenleri, yoksulları ve halkın hor görülen kesimlerini gösterdi bizlere. Bunu aslında lümpen olduğu zamanlarda da, lümpen olarak adlandırıldığı zamanlarda da yaptı. Ve sinemada starların ve salon sahiplerinin sözü geçen bir dönemde bu kadar olumsuzluğa rağmen Türk sinemasında başarılı isimler arasında baktığımız zaman Yılmaz Güney'den sonra gerçekten çok fazla uluslararası mecralarda da ödül alan yönetmenlerimiz yok gerçekten. Sinemasında gördüğümüz şeylerden bir tanesi de aslında kendisinin değişmeye ve dönüşmeye ne kadar açık olduğundan bahsedebilirim ben. Çünkü hem sinemasında şu anki toplum koşullarının neden böyle olduğuna karşı hem dikkat çekmeye çalışıyor hem de buna gerçekten açık bir çözüm de sunuyor kendisi. Ve aslında starların hayatı genellikle iyiden kötüye doğru olur. Gözlerimizin önünde eriyen bir sürü star olur genellikle. Ama Yılmaz Güney'in genellikle hep kötüden iyiye gittiğini görüyoruz. Çok kötü şartlar altında doğmuş ve çok da kötü şeyler yapmış biri ve bunu kendisi de söylüyor ve kendisi de kabulleniyor. Ama değişim ve dönüşümün gücüne inanmazsak zaten mücadele edilecek hiçbir şeye inanmayacağımızı düşünüyorum ben. Çünkü mücadele aslında değişim ve dönüşüme inanmamızı sağlar bizim. Burada saldırılma nedenlerinden birini de ben açıkçası Yılmaz Güney'in temsil ettiği sol değerlere ve sol kültüre tamamen saldırmak amaçlı olduğunu düşünüyorum. Yoksa şu anda sürekli gündeme getirilen bu tartışmaları sadece Yılmaz Güney'de de görmüyoruz. O toplumun ilerici olan herkesinde görüyoruz. Yılmaz Güney 82 yılında aldığı Palme d'Or'la Türkiye'yi rezil etti diyenler bu 2-3 ay önce Merve Dizdar da ödül aldığında aynı saldırıları ona da yaptılar. İlerici olarak görülen her şeyin önüne gericiler tarafından
zaten böyle bir saldırı var. Özellikle Yılmaz Güney'in temsil ettiği sol değerler ve sol kültürdeki yeri de onu saldırıya daha açık kılıyor bazı kesimlerin gözünde. Ve zaten Yeni Şafak yazarının yazdığı köşe yazısını da okudunuz. Ben bunları bu şekilde değerlendiriyorum. Aysel çok teşekkür ediyorum. Evet. Konuya o kadar güzel bir yerden yaklaştık. O kadar bir şey için Merve değil mi? O kadar güzel bir kadınlar görüyorsunuz Yılmaz Güney'le daha iyi anlatabiliyor diye. Evet. Ve şey arkadaşımızın çok güzel konuşmasında önemli bir nokta vardı. Hani Uvertür dönem filmlerinin de gerçekten popüler ve Yeşilçam yeniliğinden gelen filmlerinin de son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Hani mesela ve devamındaki hani Umut'tan sonra yaptığı Baba falan gibi filmlerin de çünkü zaten böyle bir sinema geleneği var ve elbette ki bunun içinden yeşertecek, bunun içinden yolları bulacak, onun içinden kalıpları kırarak başka bir yere götürecek ve o damarın içinde de onu zaten o çirkin kral olarak, oyuncu olarak tanınmasını sağlayan damar içinde de gerçekten önemli filmler var. Onlar da önemsiz, üstü çizilecek filmler değil. Aysel, telefonda notlar almıştın. Ona bakmadan, telefona bakmadan o kadar güzel anlattın ki. Evet. Ve Merve Dizdar'ı hatırlattığın için teşekkürler. Bir kesim linç etmeye çalıştı. Çok iyi bir oyuncu ve bunu Cannes'da da tescilledi. Ve kadın haklarından bahsetti. O da kız çocuklarından bahsetti. Altın Koza'da sanırım Merve Dizdar'da. Bir Adana'ya dönelim şimdi. Daha fazla da bekletmeyelim. 1-2 dakikamız var sadece. Sadece selam vermek ve bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Nebile Özgentürk'e belgeselini kullanmamıza izin verdiği için. Sayın Nebile Özgentürk, Adana'da Altın Koza'da durum nedir? Yılmaz Güney tartışmasını nasıl izliyorsunuz efendim? Hepinize selamlar. Ben de izliyorum bir yandan programınızı. Hemen hemen 2 saati yakındır. Çok da mutlu oldum. Bu programa ihtiyaç vardı sevgili İrfan. Ve bütün dostlarımı da selamlıyorum. Oradaki dostlarımı da hem sözünü esirgemeyen kardeşlerimi, abilerimi ve tabii ki Suavi dostumu. Şimdi Altın Koza Film Festivali'nin 5. yılına girdik biz. Ben de naçizane yürütme kurulu üyesiyim. Hazırlıklarına da çok emek verdiğimiz bir festival. Sanıyorum bu yılda çok keyifli ve sinemaya yakışan ve nefes almamızı sağlayan bir festival oldu. Dediğiniz gibi Merve Dizdar da burada İrfan'cığım. Biz Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye oyunculuk açısından ödül alan filmini de bugün gösterdik. İzdiham oldu. Sinema hakikaten nefestir. Sanat iyileştirir meselesinin altını çizmiş olduk hep beraber. Bütün Adanalılarla beraber. Çünkü Adana Yılmaz Güney'i de sinemayı da yıllar boyunca çok sevdi. Vaktimin az olduğunu biliyorum ama bir Yılmaz Güney belgeseli yapan ve çok teşekkür ediyorum. Orada da zaman zaman gösterildiğini gördüm. Çok da mutlu oldum. Yılmaz Güney'i böyle birdenbire memleketin binbir alçaklığı, şerefsizliği, pisliği, rezaleti dururken birdenbire gündeme getirilmesini sanki onların örtülmesi olarak algılıyorum. Bunu altını çizmek istiyorum. 5 yaştaki çocuklara alçakça saldırılarda bulunduğu ve pek çok kursta hepiniz biliyorsunuz nerede olduğunu uzatmak istemiyorum. Ve her gün bir suçun işlendiği ülkede birdenbire Yılmaz Güney'in 55 yıl önce yaşattığı bir takım zafiyetler ki kendisi de kabul ediyor. Ben de hatalarım var diyen az önce muhteşem bir röportaj yayınladın İrfan'cığım. Sayın Nebile Özgentürk, şunu merak ediyorum, çok özür dilerim. Siz hiç hata yaptınız mı? Ben tabii ki hata yaptım. Hani hakikaten artık şarkı olmuş bir şeydir. Yani hatayı yapmayan yoktur bu ülkenin veya dünyanın dört bir yanında. Öz eleştirinizi verecek olsanız ne derdiniz? Ya veririm, her an her saat veririm. Yani 40 bin tane hata yapar. İnsanlar hatasız ölmez. Hiç kimse ölmez. Ama ben Yılmaz Güney'in hatalarını birdenbire getirmenin çok bir oportunist bir yaklaşım ve hakikaten bir şeylerin örtülmesi olarak bir oyun olarak algılıyorum arkadaşlarımın dediği gibi. Çok teşekkür ederim. Ve Yılmaz Güney'in iyiliklerini hatırlatalım. 2-3 kelime ne olsun İrfan'cığım. Çok teşekkür yani, ediyorum. Ya 2-3 kelime iyiliklerini de hatırlatmak gerekiyor. Sadece iyi sinemacı değil. İyi insandı Yılmaz Güney, biliyor musunuz? İyi insandı. Bakın ben buraya gelirken 3-5 kelime sana anlatayım diye İrfan'cığım. Bir minicik onunla cezaevinde kalmış bir dostumla görüştüm. Tahir kardeşimle ve onunla ilgili cezaevi anıları yazan Güney Özkılıç kardeşimle görüştüm. Bakın şöyle bir şey yaşanır mı ya? Bir siyasi mahkum aslında. Çünkü 100 yılda yargılandı 79-80'den itibaren. Suavi'cim çok iyi bilir. Önce evet cinayet suçuyla içeri girdi. Sonra 12 Eylül iklimi 100 yıla yakın dergilere yazdığı yazılardan dolayı onu çıkarmamak üzere yargıladı. O yüzden kaçmak zorunda kaldı. Bunu altını çizelim.
Ve mahkemede cezaevinde ne yapardı biliyor musun? Ne yaparmış? Ve ben de yakından tanıyorum. Yani yakından derken ben de gördüm Yılmaz abiyi. Adana'da gördüm. Hayranıyım. Her Adanalı Yılmaz Güney hayran olarak büyür. Peki. Oradan şimdi, devam edelim. Adana'ya çok selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz katkınız için, programa katkınız için ve reklam arası vermek zorundayız. O yüzden kusura bakmayınız. Anlayışla tamam. Karşılayacağınızı düşünüyorum. Bir küçük reklam arası daha sonrasında kendin gibi olabilmek, öz eleştiri verebilmek, kamuoyu önünde de özel hayatında da aynı olabilmek konuşmaya devam ederiz. Vodafone ev internetiyle evlerde fiber hızında internet keyfi yaşanıyor. Hem de geniş fiber hizmetiyle çok uyguna. 100 megabit'e kadar sadece 375 TL. Modem de dahil. Geniş fiber hizmeti için siz de hemen başvurun. Şimdi herkes susacak. Beşiktaşlılar konuşacak. Günüm gecem Beşiktaş diyorsan 26 Eylül'den itibaren Beşiktaş Token Paribu'da. Doğan İnşaat. İnşaat ve çatı izolasyon bizim işimiz. Kalite ve estetiğin doğru adresi. Çatı yaptırmak, inşaat yaptırmak kaliteli ve titiz çalışmayı gerektiriyor. Doğan İnşaat alanında uzman kadrosu, tecrübeli ustaları, mimarı, mühendisiyle çatı sistemleri konusunda kusursuz hizmetler sunuyor. Doğan İnşaat'ın yapmış olduğu çatı sistemleri, dış cephe, ısı yalıtım mantolama sistemleri, konut ve iş yeri ısıtma ve soğutma konusunda faturalarda %50'ye varan tasarruf imkanı sağlamaktadır. Yaşam alanlarınız, yazlık, konut ve iş yerinizin çatısına, dış cephesine yapılacak olan ısı ve su yalıtımı hayati öneme sahiptir. Tecrübeli ustaların titiz çalışmasıyla yapılmazsa çatınız ısı ve su geçirerek yaşam alanlarınıza zarar verir. Çatı yaşam alanlarınızın olmazsa olmazı. Sigortasıdır. Yapınızın ömrünü uzatır. Yapımında ustalık ve titizlik gerektirir. Siz hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Toyota Garanti 10'la Toyota'nız 10 yıla kadar garanti altında. Doğru mu Toyota? Doğru Sarp Bey. Toyota'nızın kaçıncı sahibi olursanız olun, daha önce yetkili servise hiç gitmemiş bile olsanız. Doğru muyum Toyota? Doğru Sarp Bey. Her periyodik bakımda bir yıl, toplamda 10 yıla kadar ücretsiz garanti, Toyota Garanti 10'da. Oldu mu Toyota? 10 numara oldu Sarp Bey. Teşekkür ederim Toyota Bey. Şöyle bir sarılayım size ben. Sizin fikrim bu. Yapıyor bir şey söyleyeceğim. Al şu işte. Bakın size geçen alım dediğimde... Konu yatırım olunca her kafadan bir ses çıkıyor. GCM Yatırım müşterileri ise sadece işin uzmanlarına kulak veriyor. Hemen ücretsiz deneme hesabınızı açın ve Borsa İstanbul'da kendinizi deneyin. GCM Yatırım, geleceğime yatırım. Ya bunca yıllık Vodafone'su ya bize bir kıyak işte. Ne diyeyim? Abimi Vodafone'a geçireceğiz. Bize en son kaça olur mu diyeyim? Yani illa Vodafone'lu eş dost bulduracağım bize. Şimdi eşi dostu aracılığıyla Vodafone'a gelenler faturalarında her ay %25'e varan indirimden yararlanıyor. Hepinizi Vodafone'a bekliyoruz. Şimdiden hoş geldiniz. Siyasal İslam, Orta Doğu, Orta Asya uzmanı Olivia Rua, Kürşat Oğuz'a konuştu. Seçimleri iktidar mı kazandı, muhalefet mi kaybetti? İktidarın sığınmacı politikası hakkında ne düşünüyor? Neden Erdoğan'ın zaferi Avrupa Birliği'ni rahatlattı diyor. Türkiye yüzyılı derken Prens Selman'ın Arap yüzyılı mı geliyor? Afrika'da, Azerbaycan'da, İran'da yaşananları nasıl yorumluyor? Rusya-Ukrayna savaşı daha ne kadar sürecek?
Siyasal İslam ve Orta Doğu uzmanı Olivia Ruan'ın konuk olduğu Kürşat Oğuz'la Gelecek Fikirler cumartesi saat 20'de Halk TV'de. Ekonomik kriz, mafya, sokak çatışmaları, kuralsızlık. Türkiye sadece yoksullaşıyor mu, yoksa aynı zamanda toplumsal olarak çürüyor mu? Ayhan Burak Kaplan operasyonu neyin işareti? İktidar içinde tasfiye mi var? Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ne için rapor istedi? İktidarın yeni anayasa hazırlığı, hukuksuzluğun yeni kılıfı mı? Otokratlar nasıl iktidara gelir, birbirlerinden beslenirler mi? İktisatçı doçent doktor Ümit Akçay, sosyolog Göksel Aymaz, hukukçu doçent doktor Tolga Şirin, siyaset bilimci doktor Dinçer Demirkent, gazeteciler Gökçer Tahincioğlu, Bahadır Özgür ve Bengüşap Babaeker'le nasıl olacak da değerlendirecekler. Nasıl olacak? Yarın akşam saat 21'de Halk TV'de. Seni çok seviyorum Şide. Silahımı da çok seviyorum. İkinizden birini seçmem için beni mecbur etme. Üçümüz bir arada olamayız Fırat. Ayrılığımızın sebebi bu değil mi? Sen silahını seçip ayrılığımıza sebep olmadın mı? Türkiye yıllar sonra yeniden Yılmaz Güney'i tartışıyor. Yeşilçam'ın çirkin kralı, ezilenlerin Yılmaz abisi, kadına şiddet suçlamalarıyla sosyal medya üzerinden hedef haline getiriliyor. Tartışma adeta Türkiye'nin sinir uçlarına dokunarak büyüyor. Benim anladığım delikanlı doğruluğun, mertliğin ve ekmeğin delikanlısıdır. Adam kendi meselesi içinde adamdır. Biz de cinayeti seni eskiden ağa bildiğimiz için işledik. Kürt olduğu için ya da devrimci olduğundan hedef seçildi diyen de var. Solun tüm idollerini bir bir yıkacağı sloganları atıp sıra Deniz Gezmiş'e gelecek diyen de. Hapishanede beklerken eğer orada kavga ediyse oradan daha önce kaçardı. Daha önce de anlattı. Söylediğim zaman cezaevinden kaçarım dedi. Zamanı bekliyorum dedi. Zamanı geldi ve kaçtı. Halk Meydanı bu hafta bağlamından ve zamanından koparmadan olduğu gibi ve konunun tüm taraflarıyla Yılmaz Güney'i konuşuyor. Ayaklarım taşımıyor. Yılmaz Güney 47 yaşında aramızdan ayrılalı 39 yıl oldu. Bu 39 yıl içinde 12 Eylül'ün açtığı yaralar da derinleşti. Dini referans alan, neoliberal ekonomi uygulayan kutuplaştırıcı politikalarda. Yılmaz Güney arkadaş ve umut filmleriyle dilsiz, çaresiz kimselerin sesi ve umudu olmuştur. Derinleşen bir başka hareketse bir karşı koyuş olarak kadın hakları hareketi. Ama yeticilik başa konan bir bardak. Ya bu benim yanındayız. Bugün AKP'ye en sağlam muhalefeti sokakta özgürlükleri için kadın hareketi yapıyor. Yılmaz Güney yaşadığı dönemde kadına şiddet uyguladığı için öz eleştirisini verdi mi? Ben kadınların daha zeki olduklarına inanıyorum. Kadınların daha dayanıklı olduklarına inanıyorum. Yumurtalık hakimi cinayeti sonrası Kaş'tan Meis Adası'na, oradan da Fransa'ya uzanan kaçış öyküsü, Fransa'da hayatını kaybetmeden önce yaptığı son konuşmalar bugün adeta yeni öğrenilmiş gibi neden dolaşıma sokuluyor. Sizden hesap sormazlar. Sizi tek tek bulamazlar. Benden hesap sorarlar. Tarih benden hesap soracak. Bunca dert ve sorun içinde yaşanırken çözüm geçmiş üzerinden ayrışmaya devam etmek mi, yoksa makul bir zeminde buluşabilmek mi? Burada hayat başka. Yine zengini zengin, fakiri fakir ama yine de başka. Buranın zengini bizim olan nağısına benzemez. Halk Meydanı'na bu hafta gazete duvar yazarı Zehra Çelenk, akademisyen Fatih Yaşlı, sanatçı Suavi, belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk ve oyuncu Halil Ergün katılıyor. Tribünler
savunma ya da linç için değil, sadece tartışmak için konuşuyor. İrfan Değirmenci ile Halk Meydanı devam ediyor. Devam ediyoruz ve gün yeni güne devrildi. Saatler 12'yi geçti ve son bölüm. Az evvel reklam arası vermek zorundaydık ve zaman da bizi zorlamıştı. Adana bağlantısı o yüzden yarım kaldı. Nebil Özgen Türkiye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem belgeselini paylaştı hem katıldığı için. Altın Koza'da da işleri çok olacak. O yüzden de Halil Ergün sanırım katılamayacak programın bu bölümüne, ancak buradaki her gence söz vereceğim. Çünkü onların söyleyecekleri çok önemli. Yarın öbürsü gün Yılmaz Güney tanıtımda da söylüyor. Tarih benden hesap sorar diye. Konuşturmadığım biri olursa tarih benden hesap sorar. Tweetlerinizi gördüm. Acun Karada, Acun öğretmen biliyorsunuz Ankara'da yüksel direnişçilerinden biri, sürekli gözaltına alınıp bırakılan, işinden edilmiş bir öğretmen. Programı izliyor anladığım kadarıyla, bir tweet atmış. Onunla başlayalım. Demiş ki Acun Karada, kapitalizm krizi derinleşince yoksulluk artar, işçi hakları gasp edilir, işçiler hareketlenir, proleter bilince sahip olmayan işçi bile direnmeye meyleder, sola devrimci değerlere yaklaşır, birileri düğmeye basar, sol karalanır diyor Acun Karadağ. Bilmem son zamanlarda Trendyol işçileri, Agrobay işçileri, motorlu kuryeler, direnenler, her yerde artan grev dalgası, tüm bunlarla da ilgisi olabilir mi? Emekliler ne istiyorsunuz? Niye sokağa dökülüyorsunuz? Anayasal hakkınızı mı kullanacaksınız yoksa? Evet, ben Hasan Karakazan, DİSK Emekli Sen Şişli Şube Başkanıyım. Yılmaz Güney'i ben filmleriyle izleyerek büyüdüm. Yılmaz Güney'i bugün kadına şiddet diye yazanlar utansın. Az önce anamız anlattı. Bakın Yılmaz Güney gerçekten devrimci bir insandı. Bugünkü o yazanları acaba şu son dönemlerde yapılan kadına şiddetleri niye yazmıyorlar? Ve geçmişte anlatmış zaten. Uyuşturucu sokaklarda çocuklarımız 13-14 yaşında, 12 yaşında çocuklarımız uyuşturucuya alıştılar. Onları niye yazmıyorlar acaba? Ben merak ediyorum. Tabii geçmişi yargılanır. Devrimciler hep yargılanıyor. Yıllardan beri yargılanıyor. Çünkü haklılar. Devrimciler kendi öz eleştirisini verirler. Vermesini de bilirler. İşte o yüzden soruyorum. O yüzden solcular zaman bunlar. Zaman siz de öz eleştirinizi veriyor musunuz diye. Siz veriyor musunuz öz eleştirinizi? Evet, biz de veriyoruz. Nasıl? Hatamız olduğu zaman nedir eleştirimi. Mesela? Ne gibi? Bir hata yapmıştırım önemli arkadaşlarıma. Sen bunu hata yaptın. Tamam buyurun, hata yapmıştırım derim. Hatamı kabul. Lütfen siz de bana sorabilirsiniz. Ama, öz eleştirini verdim mi diye bu arada. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Yılmaz Güney gibi sanatçılar bulunmaz. Bakın içeride solcular içeride çürütülüyor. Neden acaba? Çünkü Türkiye'yi iyice yozlaştırdılar. Türkiye'yi okuma eğitimi yok ettiler. Bir ülkenin eğitimi yok oldukça o ülke batmaya mahkumdur. Cahilleşiyoruz. Ben şimdi sokaktayız. Bir haftadır buradan da sizlerin kanalın fazlasıyla da çok teşekkür ediyorum. Pazar günü bizim mitingimiz bu var. Bu pazar. Evet, bu pazar 24'ünde. Nerede? Kartal Meydanı'nda saat 1'de. Kimi bekliyorsunuz? Tüm halkımızı bekliyoruz. Emekli olmak şart mı, katılmak? Hayır, emekli olmak şart değil. Biz niye mücadele ediyoruz? Çünkü ben 30 sene hizmet etmişim bu devlete. Sokakta mücadele etmek yerine tatil yapmak zorundayım. Ama tatili bırakalım. Biz şimdi çocuklarımızın değil torunlarımızın geleceğinden şüphe ediyoruz. Yok oluyor. Ülke batıyor. Ülke yabancılaşıyor. Geleceğimiz için bak gençler, okuyan gençlerin gelecekleri belli değil. Benim evimde 4 tane üniversite mezunu var, işsiz. Geçenlerde haberlerde izliyorum, diyor ki Türkiye'de işsizlik yok. Nasıl yok kardeşim? Ama Hasan Bey çok sinirlenmeyin ne olur. Yok, umarım işsiz olurlar. Pardon, özür diliyorum. Ben bir şey hatırlatacağım. Recep Tayyip Erdoğan o dönem başbakan, Dolmabahçe'de dönemin aydınlarını toplamış.
Ve Yılmaz Güney'i övüyor. Yıl 2010, 13 evet. yıl önce. Hatta hazırsa onu bir biz dinleyelim bakalım. Konjonktür ne demek, nasıl değişir yıllar içerisinde. Yer dolma bahçe, geçmiş zaman olur ki bir bakalım. Yılmaz Güney, Arkadaş ve Umut filmleriyle dilsiz, çaresiz kimselerin sesi ve umudu olmuştur. Şunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Eğer bu ülkenin otoriteleri Yılmaz Güney'in filmlerine kulak vermiş olsalardı, inanın Türkiye bugün çok farklı bir yerde olabilir. Geçmiş zaman olur ki Fatih Yaşlı. Çok özür dilerim. Yani tabii o zaman anayasa değişikliği gündemde. 2010 yılı Dolmabahçe toplantıları yapılıyor. Otoriteler diyor Yılmaz Güney filmlerine kulak verselerdi keşke. Sonra aradan 13 yıl geçti. 13 yıldır da iktidarda kalmaya devam ediyor. Kulak mı vermedi? Nasıl oldu? Şimdi Yılmaz Güney'in adını anıp filmlerinden bahsetmiş ama aynı zamanda başka bir şey de vardı o dönemde. Ben hatırlıyorum 2010 referandumundan önce Veysel Güney'in mektubunu mecliste okumuştu. Veysel Güney 12 Eylül'den sonra işkencede katledilip kaybedilip yıllarca işte cenazesi bulunamayan bir figür. Yani Erdoğan onun da mektubunu okuyup oy istemişti o dönemde. İşte AKP, cemaat, onları destekleyen bir grup, yetmez ama evetçilik adı altında örgütlenmiş liberal, Türkiye'yi demokratikleştiriyoruz, 12 Eylül'le hesaplaşıyoruz diyerek aslında kendi rejimlerini inşa etme sürecini hızlandırmışlardı. Şimdi ben az önce şundan bahsettim. Dedim ki bu tartışmayı başlatan cenah Türkiye'deki yeni bir akıma tekabül ediyor. Fakat şunu da eklemek lazım. Siz az önce söylediniz. İsmail Kılıçarslan o cenahtan değil ama daha işte İslamcı bir perspektiften yazan, çizen. Bir zamanlar işte Kanal 7'ydi galiba. Sırrı Süreyya Önder'le Meksika sınırı diye bir program yapıyorlardı hatta hatırlıyorum ben. Yıllar önce belki İrfan hatırlar. Güya oranın işte muhalif, daha okumuş, etmiş isimlerinden biri. Ama çok net bir şekilde işte şunu söyleyebiliyor. Normalde öyle kolay kolay bir araya gelmeyecek iki farklı dünya görüşü aslında mesele sol düşmanlığı olduğunda çok kolay bir şekilde birleşebiliyorlar. Ve diyor ki işte bundan sonra sıra diğer tanrılara gelecek. Az önce söyledim, kutsallarımız, tanrılarımız vesaire yok. Herkesi burada her şekilde eleştirebiliyoruz diye. Bu işin bir de kültürel hegemonya boyutu var. Aslında İsmail Kılıçarslan onu söylemeye çalışıyor. Yani işte iletişim başkanı sıfatı olan kişi bir zamanlar öyle bir cümle kurmuştu. Yani siyasi hegemonyanızı yıkacağız, yıktık, kültürel hegemonyanıza sıra gelecek demişti. O kültürel hegemonyanın yıkımı projesinin aslında bir parçası olarak ilerliyor bir yandan da bu iş. Çünkü şunu söylemek lazım. Türkiye'de sağ siyaset, evet, sandığa gidildiğinde çoğu zaman seçimleri kazanır, iktidar olur vesaire. Ama örneğin Yılmaz Güney kalibresinde bir sinemacı yetiştirmemiştir. Nazım Hikmet kalibresinde bir şairleri yoktur. Yani Necip Fazıl'ı çıkarırlar ama oturur tartışırız istiyorlarsa. Aziz Nesin gibi bir mizah yazarları yoktur. Tarık Akan gibi bir oyuncuları yoktur. Sebahattin Ali gibi edebiyatçıları yoktur. Ve bu tırnak içindeki ezikliği hep yaşarlar. Bugün gelinen noktada evet belki siyasi hegemonyayı ele geçirmiş olabilir sağ siyaset ama hala daha 20. yılın sonunda işte TRT'de çektikleri birkaç diziyle vesaireyle yetinmek zorundalar. Bir de işin bu boyutu var. Bunu da biraz görmek lazım galiba. 4. Altın Koza Film Festivali'nde Cüneyt Arkın'a en iyi oyuncu ödülünü verirler. Kendisi anlatır yıllar sonra. Kabul etmez, reddeder. Bu benim hakkım değil der. Bu sene Yılmaz Güney'in hakkı bu ödül der ve almaz ödülü. Oysa ki Cüneyt Arkın o dönemde Yılmaz Güney'in temsil ettiği dünya değerlerinin tam da belki de karşısında olan bir isim. Yıllar sonra hakkını böyle teslim ona eder. Ona çok küçük bir ek yapmak isterim. Lütfen. Yani evet, Malkoçoğlu filmlerinde vesaire oynamıştır Cüneyt Arkın ama örneğin Maden filminde de Tarık Akan'la birlikte oynamıştır. Çünkü dönemin ruhu diye bir şey var. Hocam, Maden filminde oynayan Tarık Akan Maden filmini Yılmaz Güney'e götürür cezaevine. Suavi daha iyi bilecektir. Ve cezaevine bir perde kurarlar çarşaftan. Bir film makinesi nereden buldular bilmiyorum. Onunla Maden filmini ilk önce cezaevindekiler... Hatta niye ben anlatıyorum acaba? Hazır Tarık Akan'dan dinliyoruz efendim. Böyle uzun bir koridor var. Koridorun ucundan Yılmaz abi çıktı. Ama
aşağı yukarı bir 50 metrelik bir koridor uzunluğunda. Elini açtı böyle. Hiç indirmeden geldi yanıma. Şimdi tuhaf, 50 metre insan eli iner. Hayır, indirmedi. Geldi, bir sarıldı bana ve bırakmıyor. Uzun bir süre. Sonra gel dedi, beni bir odaya soktu. Konuşmuyor ama bakıyor. Ya dedi, nasıl oldu da geldin sen dedi. Neyse, işte sohbet muhabbet dedim. Yanımda dedim maden filmi var dedim, sansörü. Onu dedi hemen buraya bırakıyorsun, gidiyorsun dedim. Dedim Yılmaz abi, bu hapishanede dedi. Nerede seveceksin sinema, nerede? Ya sen karışma dedi. Filmi bırakıyorsun, İstanbul'a gidiyorsun. Yarın sabah 8'de geliyorsun. Böyle filmi alıp Ankara'ya gidiyorsun dedi. Filmi bıraktım, dönüm geldim. Tabi o gece bütün mahkumlarla maden filmini seyretmiş. İnanılmaz güzel laflar söyledi. İşte orada bizim ekonomik durumumuz da biraz kötüydü. Hapishaneden, mahkumlardan paralar topladı. Bozuk paralar bir şey içine verdi. Borç olarak alacağım. Onu kabul etti. Öyle aldım ve benim Yılmaz abiyle dostum böyle başladı. Ondan sonra neredeyse her hafta İzmir cezaevine gittim. Suavi. Küçük küçük bir şeyler söyleyerek yol alayım. Çok da fazla zaman almayayım. Cumartesi annelerinden, simge isimlerinden birine dönüşmüştü Berfu anne. Zamanın ve hala yönetimin en üst başında olan kişiler tarafından o dönemki pozisyonlar itibariyle senin oğlunu mutlaka bulacağız diye taahhütlerde bulunulmuştu, sözler verilmişti. Berfu anne gideli çok zaman oldu ama cumartesi anneleri hala perperişan hayatlar sürüyorlar. Kimsenin umurunda değiller adeta ve müthiş şiddete muhatap kılınarak her cumartesi bir yerlere savrulup çocuklarının kemiğini arayan o insanlar kendilerini yine karakolda ifadede buluyorlar defalarca. Bir başka şey, Yılmaz Güney meselesinde de karşımıza çıkmıştı. Bugünkü icraatlarda da var çok somut olarak. Adalet dengesi açısından bakmak lazım. 12 Eylül faşist darbesinin daha hala düzeltilememiş, bütün özgürlükleri talan eden anayasa içeriği, Yılmaz Güney'in cezaevi yattığı dönemde Yılmaz Güney'in yumurtalık savcısı üzerinden neredeyse tamamlamak üzere olduğu cezayı adeta yetersiz bulup yeni kozalar örerek onu cezaevinde öldürebilecek bir sürece mahkum etmeye hazırlanıyordu. Kendi ağzıyla da duyduğumuz 100 yıllık mesele, Fatoş da söyledi. Bugün günümüzde de var benzeri dosyalar. Dışarıda olması gereken birçok insan yeni örülmüş kozalarla adeta ölüme terk edilmiş durumda cezaların üzerine ceza katlayarak hayatlarını sürdürmeye zorlanıyorlar. Yani o günden bu yana değişen hiçbir şey olmadığını çok net olarak görmek lazım. Dolayısıyla türbinlere edilen bir takım lafların çok da samimiyet içermediği noktasını işaret etmek isterim. Oysa sosyalistlerin temel görevlerinden bir tanesi yalandan talandan uzak, gerçekten dürüst, anlaşılır ve şeffaflık üzerine kurulmuş bir hayattır. Sahteci değildir, eksik olabilir, hata olabilir ki bu noktada hata bir insan hakkıdır aynı zamanda. Ama asla samimiyetsiz ve sahtekarlık, düzenbazlık üzerine kurulmaz. Bir yere bağlamak istiyorum. Fransa'da 2. Dünya Savaşı yıllarında yıkım kaçınılmazdır. Her taraf perişandır. Halk arasında Fransız Komün'ün önderleri tarafından bir küçücük toplantı planlanır. Arkadaşlar yan yana gelmeliyiz ve bir yerden başlamalıyız, karar vermeliyiz derler. Ve senfoni binasının ilk olarak ele alınması ve tamir edilmesi gerektiğine karar verirler. Tahkimlenmiş bir karanlık binaya girerler. İçeride elektrik yoktur. Bütün enstrümantistler yerini almıştır. Her enstrümantistin önünde bir mum yanmaktadır. Notasını çalan mumunu üfler gider. 30 mum 29'a düşer, 28'e düşer, 27'ye düşer. Son mum piyanistedir. Eserin son notasına vurur. Ayağa kalkar, halkı selamlarken mumu söndürür. Her taraf zifiri karanlıktır. İzleyici ne olduğunu anlayamaz. Bir süre sonra bütün müzisyenler tekrar salona girerek şu cümleyi haykırırlar. Sanatın sustuğu yerde karanlık kaçınılmazdır. Yılmaz'ın sustuğu yerde daha aydınlık bir Türkiye değil, susturulmak istendiği yerde daha karanlık bir Türkiye inşa edilmek istenmektedir. Bunun en arka planı ve derinindeki cümle budur. Bir başka şey söyleyerek kapatmak istiyorum. Suç ve ceza ekseninden olaya baktığımızda, hangi olaya bakarsak bakalım, sanıyorum hayatın şöyle işlemesi gerekmektedir. Varsayalım simit çalma eylemi yazılı manzumelerde idama tekabül etsin.
Mustafa simit çalsın ve yakalansın. Mustafa'yı da assınlar. Yani simit çaldığı için idam edilen bir Mustafa'dan bahsediyorum. O zaman soruyu şuradan soralım. Biz yeni Mustafa'ları asmaya devam mı edeceğiz? Yoksa Mustafa'ların simit çalmayacağı bir ülke mi yaratacağız? Toplumsal rehabilitasyon buraya işaret eder. Suç ve cezayı biz buradan ele almalıyız. Bağlayayım Yılmaz Usta'ya. Yılmaz Güley'i linç ederek pırıl pırıl bir dünya mı yaratacağımızı zannediyoruz? Yoksa Yılmaz Güney'in itiraf ettiği gibi, öz eleştiri temelinde çoğu kez, çoğu röportajında söylediği gibi, onun da dahil olduğu, hepimizi rehabilite ettiğimiz, toplumsal zenginliğimizi biraz daha değiştirip dönüştürmek istediğimiz, suç eyleme, suç işleme fiilini neredeyse en aza indirgediğimiz bir pırıl pırıl toplum mu yaratacağız? İkincisinin olduğunu Yılmaz bütün konuşmalarında söylüyor. Bir kez daha ben anılar önünde saygıyla eğiliyorum. Ve güneşin balçıkla sıvanmayacağını buradan aracılığınızla paylaşmak istiyorum. Çok çok teşekkür ederim Su abi. Ne güzel konuşuyorsunuz. Kitaptan okur gibi ya da bir edebi eser dinler gibi dinliyoruz sizi. Ama gerçeklerden bahsediyor. Bir öz eleştiri verebilmek önemli hayatta. Hasan Bey, size tekrar vereceğim sözü, vereceğim. Daha vaktimiz var ama Emine Hanım burada. Ve Emine Hanım da az evvel Fatoş Güney yeniden bu davayı, yumurtalık cinayeti davasını gündeme getirmeyi planlıyoruz aile olarak. Çünkü çok eksik kalmıştır diyor. Siz de onun içindesiniz ve bir gazeteci olarak bunun peşindesiniz. Nedir durum? Merhabalar. Şimdi şöyle, az önce aslında Fatoş Hanım da ifade etti. Bu yumurtalık davasını tekrardan özellikle bu süreçte çokça tartışıldığı için ve itibar artık itibarının yani zedelenmesi için çokça çaba sarf edildiği için bu tekrardan gündeme geldi. Dolayısıyla avukatı Bişar Bey de dava dosyasına tekrardan ulaşmak için bir gayrete girdi. Son geçtiğimiz hafta, bu hafta içinde de hatta dava dosyasına ulaşıldı. Ben de kendisiyle görüştüm. Yani dava dosyasıyla ilgili şu an ellerinde neler olduğu sorusunu kendisine ilettim. Şu an şöyle bir durum var. Yani dava dosyasında aslında Yılmaz Güley'in lehine olan birçok durum hiçbir şekilde dosyaya alınmamış ve reddedilmiş. Dolayısıyla bu da şunu gündeme getiriyor. Aslında o lehine olan birçok delil dosyaya konulmuş olsaydı bugün biz bunları konuşuyor olur muyduk ya da o gün aslında Yılmaz Güney'in kasten değil de aslında yani meşru müdafaadan öldürdüğünü tartışıyor olacaktık aslında. Şimdi avukatının aslında tam olarak bana aktardığı cümle şu şekilde oldu. Bunları aktardıktan sonra şöyle söyledi. Bu sebeple 50 yıl sonra dava dosyasının bu yönüyle tartışılmasının o günün yargı sisteminin devrimci Yılmaz Güney'i bugünü düşünerek katil olarak aktarma eğiliminde olduğunu düşünüyoruz ve bundan şüpheleniyoruz dedi. Peki mümkün dedi. Mü? Hani zaman aşımı diyorlar. Madımağı zaman aşımına uğrattılar bu ülkede 90'lı yıllarda yaşanmış büyük katliamı. İrfan'cığım, bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Yani biliyorum, avukat Bişar'ı da yakinen tanıyorum. Sevdiğim bir dostum ve benim de avukatım aynı zamanda. Bu sürecin en başından beri nasıl işlediğine 3 aşağı 5 yukarı tanıklık ettim. Fatoş'un yazmış olduğu kitapta bu mesele Yılmaz'ın kolundaki sandalye darbesinin yaratmış olduğu morluğa kadar açıkça ifade edilmiştir. Yılmaz Güney ise bir anlatısında çok net olarak şöyle söylemektedir. Vurma eylemini, tabancamı çektim doğrudur. Vurmak için ateş etmedim. Sandalye vurulduktan sonra irade dışı tetik düşmüştür dedi. İnandırıcıdır değildir. Bunu tartışmıyorum. Ama mesele buradan, bu hat üzerinden gidecek. Peki Emine Hanım, tamamlayın lütfen. Şimdi şu şekilde son aktardığı cümleyi söyleyeyim. Yani aslında bugünkü sistemde biz yargıya ne kadar güveniyoruz? Bu soruyu düşündüğümüz zaman, o günün yargı sistemini de göz önüne aldığımız zaman bütün bunları düşündüğümüzde aslında dosyada şu şekilde dediğiniz gibi zaten hani zaman aşımından dolayı bunu tekrar gündeme getirmeleri belki yargı önünde hiçbir şey ifade etmeyecek ama en azından şu an sosyal medyada ve birçok mecrada Yılmaz Güney adına başlatılan bu linçlerin önüne geçmiş olacaktır. Teşekkür ediyorum. Sergen geçen hafta da geldi ya da bir önceki hafta, hatırlamıyorum, ve konuşturulmadı. Bu hafta konuşturalım bakalım. Sergen, ne diyeceksin? Merhabalar öncelikle. İsmim Sergen.
Bu programda yaklaşık 2 saat 23 dakikadır programdayız. Evet. Ve ilk muhalif konuşma yapacağım sanırım. Muhalif bir konuşma. Evet. Yani ben burada pek bir muhalif konuşma daha henüz rastlayamadım. Çünkü Yılmaz Güney'in masum olduğunu iddia edecek kadar bir raddeye varan bir konuşma izledik. Programın 2,5 saatlik kısmından itibaren. Ben öncelikle hanımefendiye şeyi sormak istiyorum. Yılmaz Güney'in bir hakimi öldürdü. Okey, belki de bunu yani bir sebeple yaptı veya işte bir karşılıklı bir durum oldu. Peki Yılmaz Güney'in bir çocuğu alkollüyken arabayla ezmesi hakkında nasıl bir halk önünde bir aklama yapacaksınız? Bunu merak ediyorum. Bir de şey merak ediyorum. Kime soruyorsun Sergen? Hanımefendiye soruyorum. Gazeteci hanımefendi. Emine Hanım'a. Evet. Emine Hanım'a soruyorum. Bir de Yılmaz Güney'in sayın hanımefendinin ismini unuttum ama. Nebahat Çehri Hanım'ı arabayla ezmesini de nasıl aydınlatacak ya da nasıl bir azmetme durumu olacak orada? Onu tam bilmiyorum. İnşallah o konuda da bir çalışma yürütülür. Ya bunun davası görüldü mü onu da bilmiyorum gerçi. Bunun dışında ben programın başından beri şeyi gördüm. Sol cenahtan olması sanırım birinin yaptığı tüm kabahatlerin üstünü örtüyor devrimci olması. Beyefendi devrimci ve sol görüşlü olduğu için birini öldürüp 15 yıl yatması az geliyor insanlara. Bunu gördüm programın başından itibaren. Birinin bir küçük bir çocuğu arabayla ezmesi sol cenahtan olduğu için masum görülüyor. Bunu da gördüm. O da enteresandır. Birinin bir hanımefendiyi arabayla ezip hastanelik etmesi de enteresandır. Yine sol cenahtan olduğu için sanırım. Masum görülüyor. Bu bir enteresan geldi bana. Bir de programın başından itibaren ben birkaç not almıştım. Onlarla tamam, Sergen çok özür dilerim. Notlarını cevap bak. Vermek isterim. Mikrofon almayacağım. Sen de mikrofon. Çünkü güzel karşıt görüşü olmayan tartışma mı olur? Hmm. Yaz bir şey söylemek istiyorum. Belki ekleyecekleri olur misafirlerimizin de. Şimdi burada üstünü örtmek bir yana daha da olayı tekrar başa dönüp tekrar hem cinayeti hem şiddeti defalarca konuştuk. Ben de şey diye tedirgin oldum açıkçası. Çok fazla Rabia Naz nasıl öldü sorusunu sormak bu ülkede. Hani araba çarptı dedin ya. Rabia Naz'a çarpan arabanın sürücüsü acaba kimdi? Solcu muydu? Sağcı mıydı? Üstü örtüldü mü örtülmedi mi? Ya da bir hizmet. Bir buna benzer bir programda hani solun putları diyorlar ya. Sağ cenahın öyle söyleyeyim değer verdiği isimlerden birinin kumar alışkanlığı ya da borçlarıyla ilgili bir tartışma programı yapılmış mıdır bilmiyorum. Notlarından devam edeceksin yani, ama buraya kadar söylediğin kısım çok şey teşekkür ederim katkın için. Evet. Ne söylemek istersiniz? Sergen ilk 20 dakika kadar aslında şiddet vaidi üzerine konuştum ben mesela. Ve bunu kesinlikle paranteze alınmayacak bir şey olduğunu ama ondan sonra İrfan... Hayır ama ne yapalım şöyle bir şey değil. Onun üzerine oradan açtık, oradan konuştuk. Ve dedik ki bu zaten bilinen, en çok söylenebilen, en çok tartışmaya açılabilen şey. Ve şimdi İrfan Bey'in dediği gibi öbürleri neden tartışılamıyor? Tabii bunun olmaması bunu haklılamaz. Ama şahsi olarak sana söyleyeyim mesela benim hiçbir putum yok hayatta. Yılmaz Bey'i tartışacağımız kısmı nedir peki sizce? Efendim? Yani mesela ya Yılmaz şimdi Bey'in... filmleri üzerinden mesela tartışılmıyor mu? Şimdi şiddet failliği bir anda zaten... Filmlerinden de konuşabilirim isterseniz. Bir hanımefendiye filminde bacak aranı aç deyip vajinasından vurmasından öyle da alakalı bir sahne var. Öyle bir şey var ama görmedim. Nerede var? İsterseniz filmi burada izlenmiş ama o kısmı atlanmış sanırım. Bir hanımefendiye bacağını aç deyip bu vajinasından da vuruyor filminde. Yılan hikayesini söylüyorsun çünkü yaklaşık mesela yani, 250-300 genç aynı şeyi yazdı Twitter'da. Evet, filmin o sahnesini. Filmi görmedim. Ben tweetleri görmedim ama bu filminin bu sahnesine de hakimim. Bu sosyal medyada da zaten dönen bir şeydi. Ben Yılmaz Bey'in sanatıyla alakalı da soru işaretlerim var. Çünkü ben Yılmaz Bey'in filmlerini görüyorum ve Yol filmiydi sanırım. 82'de kana aldığı film değil mi? 80, evet. Yol filmi dışındaki filmlerinin sanatsal açıdan nasıl bir güzellikte olduğunu da tam göremedim. Birkaçına da vakit bulup bakmak fırsatım oldu yani. Evet, buna da sevindim çünkü ben gerçekten merak ediyorum. Yani şeyi
Mesela benim için hep bu konularda yazan ve kendi en büyük reflekslerinden biri kadın hakları olan biri için gerçekten bir şiddet failini ve övmek zor. Ama ona iyi yönetmen dememek de aynı derecede tarafgir bir şey olabilir ya da gerçekten sizi ilgilendiren buradaki kadın hakları meselesi mi? Bir şeyi daha söyleyeceğim. Şeyde Yol filmini mesela Şerif Gören imzalı olduğu için mi daha çok seviyorsunuz acaba? Çünkü gerçekten öyle o kadar, bir şey de var mesela. O kadar iyi film hayır değil ama işte. Onun şeylerini Şerif Gören çok değerli bir yönetmendir. O bir işbirliği filmidir. Ama biliyorsunuz o içeriden yönetilmiş. İsterim. Şerif Gören'in tabiri caizse emeğine konmak gibi bir durum da söz konusu işte, olduğu söylenilir. Sergen bunlar ön ben yargı. Bunu söylemiyorum. Şöyle söyleyeyim sana. Ben de şeyi biliyorum. Yılmaz Güney'in içeride storyboardlarına kadar çizdiğini biliyorum o filmin. O nedenle ona içerideyken yönetilmiş dünyadaki tek film denir. Şerif Gören çok değerlidir. Yılmaz Güney değerlidir. Belki siz de şeye bakarsınız öbür filmlerine. Aslında Duvar'da. Hani şey gibi bize neredeyse belgesel gibi ama bir belgeselden de daha zengin biçimde insana, insanın gerçekliğine dair bir şey daha önce anlatılmış biçimde anlatır. Belki siz bir daha az daha ön yargılı izlerseniz. Bu arada, evet. Çok teşekkürler Sergen katkın evet. için. Bu arada Ceren sinemayla çok ilgili ve söylemek istediği var. Mikrofonu verebilirsen Ceren de konuşsun. Bir filmden daha küçük bir bölüm izleyeceğiz. Hastaneye erişim zor. Yani şimdi de zor, o zamanlarda da zor. Doktor bulabilmek zor. Zenginseniz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Buna bir eleştiri var filmlerden biri. Bir izleyelim, dinleyelim bakalım. Mervan hastadır. Niyetim aileden ayrılmaktır. GS'ye de bir iş ver. Yalnız 60 bin lira istiyorlar. Varsa 60 bin, o parayla burada daha iyi işler yapılır. Daha iyi işler bulunur. Burada tanıdıklarımız vardır, onların da yardımını sağlarız. Bizim oralarda hayat ölmüştür. Biz de ölmüşüz. Ne yapacağımızı şaşırmışız. Mervan'ın hastalığı hepimizi perişan etmiştir. Hastaneden sıra almak lazım. Beraber gideriz yarın. Sıra almak için erkenden oraya gitmek gerekir. Burada hayat başka. Yine zengini zengin, fakiri fakir ama yine de başka. Buranın zengini bizim oranın ağasına benzemez. İşleri bir olsa yazık. Burada işleri rahat ol. Adamını bulursun, rüşvetini verirsin tamam. Sen meraklama, mutlak bir yolunu buluruz. Çocuk itiraz eder orada ve evet. der ki ama bu da doğru bir yol değil, rüşvet verecekseniz diye itiraz eden bir çocuktur filmde. Bunu sinema, belki şu bu sahne hani yıllar yıllar önce çekilmiş bu sahne sana yapay gelmiş olabilir. Bilmiyorum, belki bugüne çok benzetemedin ama bugün de aynı şeyler yaşanmaya devam etmiyor mu? Rüşvetini bulan, torpilini bulan işini halletmiyor mu? Bu sahnede yaşananı ben çok yakın zamanda kendim yaşadım. Çok sayıda köye işte kar yağdıktan sonra hastaneye götürülemeyen bir sürü insan hayatını kaybediyor. Benim bütün çocukluğum böyle geçti. Ve biz Altan Öğmen'le bir mülakat yapmıştım anıları üzerine. İşte şeyden bahsediyor 1950'lerden işte elektriğin. Televizyondan bahsediyor. İlk Almanya'dan televizyon almıştım filan. Tabii Türkiye'de yeni bir şey. Dedim ki biz aslında sizinle kuşaktaş sayılırız. Çünkü ben televizyonu 91 yılında gördüm. 1991 yılında elektrik bizim köye 1989 yılında geldi. Neresiydi? Hakkari Yüksekova. Şimdi bakın buradaki hikayede siz hiçbir insan, hele hele Yılmaz Güney gibi bir karakteri tek boyutla tek bir şey olarak özelliğiyle alıp yargılayıp ya da değerlendirip ya da göklere çıkaramazsınız. Yılmaz Güney sizin bahsettiğiniz bütün konularda kendisi de bir sorgulama içinde ve ilerlemeye çalışıyor. Bence burada temel mesele şu. Az önce Fatih de bahsetti. Türkiye'de Türk sağının temel, özellikle de İslamcı sağın temel şeylerinden biridir, arzularından biridir. Kendini tırnak içinde o 90'ların yeraltı İslamcı ya da devrimci İslamcı olarak tanımlayanları sol değerlere yakın olduklarını, o tartışmalara çok merakla yaklaştıklarını, hep gıptayla baktıklarını filan biliyoruz. Fakat iktidara gelince bu sefer o arzu giderek bir nefret şeyine dönüştü. O
hasret, öyle olma hali bu sefer bir nefrete dönüştü. Daha da ötesi şu, Türkiye'de sol hareketler, Kürt hareketi bütün bu acılı geçmişi, Yılmaz Güney'in de filmlerine konu ettiği bütün acılı geçmişi, Kürt meselesi başta olmak üzere bunlarla yüzleşmeyi, hesaplaşmayı zorladı, bunun için mücadele etti. Fakat Türk sağı, İslamcıları başta olmak üzere iktidara geldiler ve şu anda geçmişle hesaplaşmayı, yüzleşmeyi değil, geçmişle savaşmayı, onunla mücadele etmeyi öncelik haline getirmiş durumdalar. Zira muktedir olamadıkları, hiçbir alanda muktedir olamadıkları o geçmişi bugüne getirip, onu tarumar edip, sıfırlayıp, değersizleştirip, kendilerine göre bir tarih yazmaya ve geleceğe o yapay tarihin tırnak içinde gücüyle ilerlemeye meylediyorlar. Yılmaz Güney'e yapılan sol değerlere, Kürt hareketine, Kürt hareketinin karakterlerine yapılanlar, bütün bunlar böyledir. Ama son olarak şunu söyleyeyim, günahlar işlenmedi mi? Gırla işlendi. Sol içi şiddet dahil olmak üzere bu ülkede, bu ülkenin sosyalistleri de bu toplumun içinden çıktılar. Hiçbir uzaydan tertemiz melaiket olarak inmedi. Kendilerini dönüştürdüler. Dönüştürürken hatalar yaptılar. Suçlar da işlendi. Ama bu şu anda, başta da söyledim, şu anda bunun mevzu bahis olması, Türkiye kabuğunu değiştiriyor, demokratikleşiyor, kadın haklarına dair bentler oluşturulan yeni yasalar mı çıkıyor, büyük bir özgürleşme ve geçmişle yüzleşme oluyor ve dolayısıyla tarihin o hatalarıyla yüzleşilmeye çalışılıyor? Hayır, tarih sıfırlanarak, tarihi değerler tahrif edilerek yeni bir resmi tarih yazılmaya çalışılıyor. Burada sola, burada mücadele edene, iktidarla mücadele edene, muktedirle, egemenle, ağayla, şefle mücadele edene yer yok bu yapay tarihte. Ya da patronla. Ya da patronla. 12. sınıfa gidenlerin ders kitabı haberlerini verdik bu hafta. Gezi direnişinden söz ediliyor ders kitabında ve Gezi kalkışması diye bahsediliyor tabii. Türkiye ekonomisini ağır yaralamıştır ve dış güçlerin dahil olduğu bu kalkışma neyse ki diyor, bastırılmıştır. Olayın ağaçla, çevreyle ilgisi yoktur diye devam ediyor. Ders kitabı bu. Yani 12. sınıf ders kitabı. Yani çok başarısız sayılmazlar. Benim 12. sınıfa tabii giden yeğenimin derste gördüğü şey, okulda böyle söylediler demek ki doğru diyebilir. Eğer biraz daha üzerine düşünürse, acaba doğru olmayabilir mi ya derse bir umudum var. Ceren, çok beklettim, özür dilerim. Mikrofon sendeydi. Ne söyleyecektin az evvel? İlk önce ben bu çocuk öldürme konusuyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Çocuk öldürüldüğüne dair herhangi bir dava kaydı yok. Ama Yılmaz Güney'in davalarına bakan, bunu araştıran Emine Hanım bu konuda daha çok şey biliyordur. Belki o daha iyi açıklar. Ama her sene Yılmaz Güney'le alakalı bu tarz yalanlar da uyduruluyor. Bu da onlardan biri. Sinema açısından da değerlendirdiğimiz zaman şimdi her türlü konu sinemanın, her türlü başlık sinemanın bir konusu olabilir. Bu kadına şiddeti. Önemli olan bunun nasıl işlendi. Biz orada kadına şiddeti gördüğümüzde bize tiksinti mi uyandırıyor yoksa bu fetişize mi ediliyor? Bizim buna bakmamız gerekiyor. Arkadaş da anladığım kadarıyla bu durumdan rahatsız olmuş. Demek ki burada amaçlanan şey zaten bunun yanlış olduğu, bunun bu şekilde aktarılmaması gerektiğiyle ilgili bir şey. Sinemada bununla alakalı çok önemli bir araç. Yılmaz Güney de bunu her zaman kullanmıştır. Teşekkür ederim. Sergen, başını sağladın, hayır katılmıyorum dedin. Katkın çok önemli programa. Bu arada linç edilmeye başlandın Twitter'da Sergen. Ha, alışık mısın, dur bakayım ve bir kesim helal olsun, bak işte programa sızmış, soru böyle sorulur diyor. Bir kesim de diyor ki programa sızmadı Sergen, 3. haftası bu. Hatta Sergen'in cep telefonunu kredi kartına taksitle aldığını bile biliyoruz. Geçen gün ekonomi programında anlattı, babasının evet, kredi kartından ödenmeye devam ediyor telefonu da. Yani sızmış falan değil burada ve soracağını sordu
Ve yanıttan da tatmin olmadı çok fazla galiba. Şöyle, ben tabii ki yanıtlardan tatmin olmadım. Hanımefendinin de görüşlerine saygı duyuyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben filmlerden rahatsız oldum ama ben Yılmaz Bey'in bakış açısından rahatsız oldum zaten genel olarak. Çünkü filmde kadına şiddeti yönelik bir böyle filmin yerme yapılmıyor. Filmin tamamını izledin mi? Filmin tamamını izlemedim ama o sahnenin öncesinde de. Erliğin videosunda mı? O sahne var mı gerçekten? Ben merak ettim. Var tabii ki var. Tabii ki var. Ya Aysel'in söylemek istediği tabii var bu sahneyi. Filmi izlediniz mi? Sergen bir centilmen olarak Aysel'e mikrofonu vereceğini düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi sen dedin ya Yılmaz Güney'in filmlerinde ben bu bakış açısını onaylamıyorum falan filan diye. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yönetmenler zaten bir konuyla alakalı dikkat çekmek istediklerinde bir şeye bunun iğrenç bir şey olduklarını filmlerinde söylemek zorunda değildirler. Şimdi bir sürü film çekiliyor her yıl. Mesela Parazit de çekildi. Parazit'te işte adam öldürmek kötüdür ya da işte fakirlere kötü davranmak kötüdür gibi alt yazılar geçilmiyordu. Fark ettiysen. Yönetmenler filmleri çekerken filmlerde evet kadına şiddet kötüdür gibi söylemler söylemek zorunda değildiler. Zaten Yılmaz Güney toplumcu gerçekçi bir sinemacı ve Kabadayı falan gibi geçmişte çektiği senin de bahsettiğin o filmden biliyorum evet. Ben filmi izledim zaten. Sen bir kısmını izlemişsin. Ben duymadım. Mikrofon olmadığı için seyircimiz de duymadı. Ne dedi Sergen? Şöyle söyleyeyim. Kabadayı o dönemde çektiği filmlerde de aynı şekilde eskiden çektiği filmlerde de Yılmaz Güney o dönemin ona kazandırdığı ünü elini tersiye itip toplumcu gerçekçi filmler çeken toplumcu gerçekçi sinema akımının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Filmdeki konu şu aslında. Filmde Yılmaz Güney kadına şiddeti överek kadına bacaklarını aç deyip oraya ateş etmesinin nedeni bunu onayladığı için değil. Toplumcu gerçekçilik akımı bize gerçekçi bir şekilde toplumda yaşanan her şeyi göz önüne sunmaya yönelik bir şey, bir şey perspektif yansıtır. Abbas Kiarostami'nin filmleri de bu şekildedir. İşte intihar konusunu da işler, kadına şiddet konusunu da işler, diğer bütün suçları da işler. Suç ve ceza konusunda ve ekseninde incelediğimiz zaman bu filmleri, bu filmlerin yönetmenleri zaten filmlerin içinde suçlar böyledir, suçlar şöyledir şeklinde bunları demezler. Bunları kötü olduğunu söylemezler. Bunları senin filmde gözüne sokarlar. Filmde sen o sahneyi gördüğün zaman o sahnenin alkışlanmadığını ve onaylanmadığını fark edince aslında filmin altyapısını anlamış oluyorsun. Böyle bir şeyleri de dedikodulardan ve işte YouTube'da izlediğimiz 2 dakikalık kesitlerden görerek böyle şeyler yaratmak, dedikodular yaratmak bence hoş değil diye düşünüyorum. Şimdi gerçek bir tartışmaya benzemeye başladı. Stüdyo sıcak oldu. Klimayı açabilir misiniz acaba? Acaba benim sıcak bastı sadece yoksa Özgür niye kafanı sallıyorsun? Ya şiddet yakın tutarsan mikrofonu da olabilir. Çünkü bu şiddetin nasıl estetize edilmeden, nasıl travmatize etmeden gösterileceği tartışmaları da çok yeni. Hani belki amaç o olmadan o sahne o konuda çok doğru çekilmemiş de olabilir ama genel bakışını da güzel özetlediniz yani. Neye itirazınız var? Ya ilk başta ben şuna bir açıklık getireyim. Bu hukuki olarak araştırılmaya başlanması yeniden yargılanmaya sebep olmayacak. Yani orada bir değişiklik olmayacak. Sadece hukuktan ziyade gazetecileri ilgilendiren bir çalışma gerçekleşecek. Kamuoyu vicdanı. Kamuoyu vicdanına yönelik bir araştırma gerçekleşecek sadece. Hukuki olarak bir değişiklik olmayacak, onu ifade edeyim. Siz tanıyabilir miyim bir? Hukukçuyum. Ya o yüzden, tamam. O yüzden hani bu noktadan başlamak istedim. İkincisi de ya bu tartışmada bu akşamdan beri içime sinmeyen bir taraf var. Ya, buyurun. Bir insanın tamamıyla iyi veya tamamıyla kötü olduğunu kabul ederek başlayamayız. Yani insanın kötü yaptığı, olumsuz davranışları kabul etmediği ya da değiştirmek istediği, öz eleştiri verdiği noktaları vardır. Ve biz buna saygı duymamız lazım. Eğer bu bir karakterse, bir topluma mal olmuş bir insansa da bunu biz kendi görüşümüzce bak bu kötü özellikleri, iyi özellikleri ve iyi özellikleri kötü özelliklerini perdeliyor ya da bunu yok ediyor, ortadan kaldırıyor gibi bir noktaya gelmememiz lazım. Burada iki tane şey öne çıkıyor. Bir, yaptığı şeylerin bazılarının suç olması. Bu birinci nokta. İkinci nokta yaptığı şeyleri bizim yapmış olmamayı istiyoruz. Yani Nebahat Çehre ile olan durumunda örnek veriyorum ya arabayla bir kadına çarpmak. Burada hani bir kara kişinin dışına çıkıyorum. Benim asla yapmak istemeyeceğim bir şey. Yani benim burada buna karşı durmam yapmak istemeyeceğim bir şeyin varlığından ötürü oluyor. Bir de hani suç olan bir şeye de karşı durmak istiyorum. Ya burada tamamıyla Yılmaz Güney'e karşı olduğum için, sol değerlere ait hissetmediğim için, buna karşı çıkmak istediğim için gibi bir noktadan
yaklaşılmadığı için bunu söylüyorum. Bir de sözü teslim etmeden önce şunu da ifade edeyim. Burada kültürel hegemonyaya dair de Fatih Hoca bir şeyler söyledi. Katılıyorum o noktada. Yani burada bir tartışma döndüğü zaman, burada tartışmayı başlatan o kültürel hegemonya tartışmasını yürütmek isteyenler tarafından değil. Ya bildiğimiz bir oyuncunun bir yazara verdiği yanıt üzerinden sosyal medyada başlayan bir tartışmaydı. Ama bu durum bir Yeni Şafak yazarı tarafından 13 Eylül'deydi yanlış hatırlamıyorsam yazısı da köşe yazısına kadar mal oldu yani. Böyle bir durum oldu. Burada bir tartışma varken insanlar görüşünü söyler. Farklı bir noktaya çekmek isterse onu çeker. Kültürel hegemonyaya, kültürel iktidara dair bir üstünlük ele geçirmek isterse buna dair görüşlerini söyler. Hatta saldırır da, yani orada İsmail Kılıçarslan aslında Yılmaz Güney üzerinden Deniz Gezmiş'e de saldırdı. Diğer sol değerlere de saldırıyor aslında. Orayı ortadan kaldırmak için ya da düşürmek için de saldırıyor. Ama biz burada bugün sağlıklı bir şekilde eleştiriyi vermezsek, ya bazı şeyleri kabul etmezsek, hatalı olduğu, yanlış olduğu ya da bizim yapmak istemediğimiz şeyleri yaptığını kabul etmezsek, bu sefer de ilerleyen günlerde ya da daha sonrasında, 2 yıl sonra gene aynı tartışma başlayacak. Ya gene diyecek ki Nebahat Çehre olacak. Kabul edildi yani. Gibi geliyor bana. Yani burada kimse hayır yapmamıştır, öyle bir şey yapmamıştır, iftiradır demedi. Sahiplenmiyor. Bir de özür dilerim mikrofon alayım. Sergen dedim ki az evvel linç ediliyorsun. Sen de telefonuna bakmaya başladın. Yok bir iki tane sadece o çocuk kimdir falan diye soran olmuş. Sergen çok katılımcı ve gerçekten cesur bir arkadaş. Ve programlarda olmaya devam etmeni özellikle de istiyorum. Çünkü evet zordur böylesi ortamlarda. Herkes fikir birliğine vardığında hayır öyle aynı fikirde değilim diyebilmek. O yüzden teşekkür ederim. Bir de şunu da söyleyen olacaktır. Gülben de yine bu dördüncü kez programdasın. Ve evet tribünde ya maalesef böyle ama işte etiket böyle bir şey. Tek tesettürlü olarak tek tesettürlü kadın. Konuşturmadılar benim tesettürlü bacımı bu programda diyen olacaktır. Gülben oysaki programlarda konuşur. Yani ve bir siyasi hareketinde içinde Gelecek Partisi'nde. Ve siyasete de ısınıyor yavaş yavaş. Dün Ahmet Davutoğlu buradaydı. Ve Atatürk'e o rezil hareketi yapan çocuğun tutuklanmaması gerektiğini savunuyor. Ama mesela 2014'te kendisi başbakanken Cumhurbaşkanı hakaretten dolayı 16 yaşında bir çocuk tutuklanıyor. Ve ona ama devlet büyüklerine saygı duymayı öğrenmesi lazım onun da diye yanıt veriyor. Bu çelişkiyi sorduk ve ne yaptı biliyor musun Gülben? Hata yapmışım dedi. Ah şaşırdım ben. Nasıl? Hata yapmışım dedi. O dönem bu çocuğa bu tepkiyi vererek hata yapmışım dedi. Benim çok alışık olduğum bir tavır değil. Yani bir öz eleştiri ise evet bu da bir öz eleştiri vermişti. Bu hoşuma gitti. Programı öz eleştirimi yaparak kapatacağım da Fatih Hocam en son sizden bir iki cümle alacağım ama Gülben önce. Şunu söyleyebilirim ben de. Yılmaz Güney'den bahsedecek olursam sağ sol ayrımına girmeden açıkçası onun bizim topraklarımızdan çıkan bir insan olduğunu da düşünerek aslında bizi yansıtan bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Ve sanatçı da hani kendi düşünsel dünyasında toplumun gerçeklerini yansıtır. Bu şekilde tabii yanlışlarını benimsemeden değerlerini de görmezden gelinmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Sonuçta önemli bir sanatçı ve dönemin tabii yaklaşık ben doğmadan yıllar önce olmayan şu an kaç maalesef... Kaç doğmuşsunuz Gülben? 94 diyeyim yani. 1994. 10 yıl öncesi vefat etmiş biri olarak. Yani şu an muhatabımız da aslında karşımızda olmadan onun hakkında konuşuyor olmak da aslında çok doğru değil ama sonuçta o da toplumun Kürt sorunu olması ve işçi sorunları vesaire bunları dile getirmiş aynı zamanda bir siyasetçi. Bunların da Türkiye açısından değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası o dönemi bunları dile getirerek. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biliyorsun değil mi sadece tesettürlü olduğun için burada değilsin. Bu tribün olduğu gibi tesettürlü arkadaşlarla da dolu olabilir ama hani tesettürlü olmak belli bir görüşü savunmayı da gerektirmiyor. İnsanları yaftalamayı çok yanlış buluyorum ve sadece giydikleriyle ya da giymedikleriyle ya da işte yargılamayı.
az evvel sen söyledin değil mi? İrfan Sur'dan bahsettin. Ben Toledo da aklıma geliyor mesela o dönem. Şimdi bir programda, yine birlikte olacağımız bir programda, terörle mücadele mi yoksa daha mı ötesi? Bunu da konuşalım ayrıca. Çok istiyorum. Son sözümüz... Kavga edeceğimiz çok şey var. Çok, çok. Son sözü... Kavga ettirmiyorlar yani. Sevmiyorum kavga etmeyi yani, çok ama edilecekse de. Yani aslında Türkiye'de biz... İktidar aynı zamanda tartışma kültürünü de yok ediyor. Yok. Yasaklarıyla, yani belli konulara giremiyorsun. Kürt meselesi biz konuşuyoruz. Ben 23 yıldır Kürt meselesi üzerine yazıyorum, çiziyorum. Giderek kelimelerin daraldığını, pek çok hakikatin 90'ların o korkunç ortamında bile konuşulurken şu an konuşulamaz hale geldiğini görüyoruz. Şunu yap, bütün her şey bir bütünün parçası. Türkiye'de otoriter rejim, hegemonik bir söylem, daha doğrusu söylemsel bir hegemonya yaratmaya çalışıyor. Belli alanları yasaklayıp kendi tırnak içinde bindirmiş kıtalarını da o alanlara yeni söylemleri, o ya da her şeyi değiştirerek şey yapıyor, salıyor. Dolayısıyla öyle bir noktaya getiriliyor ki, işte Yılmaz Güney'i konuşuyoruz. Bir sonraki sene Yılmaz Güney'in doğum günü ya da ölüm yıl dönümünde pek çok insanın artık onu anmaktan imtina eder hale getirilmesi sağlanmaya, bu şekilde unutturulmaya çalışılıyor. Küçük bir örnek vereyim. Sergen de az önce bahsetti, hani bu işte cinayet bahsi filan. Bizim arkadaşımız Gökçer Tahincioğlu, Sabahattin Ali'yi Ben Öldürdüm başlıklı bir roman yazdı. Müthiş bir roman ve aynı zamanda da Sabahattin Ali cinayetiyle ilgili ilk defa belgelere ulaştı. Uzun bir çalışma neticesinde. Ve Sabahattin Ali'yi Ben Öldürdüm diyerek karakola giden Ali Ertekin'in, Türkiye'nin önemli bir yazarı ama komünist olduğu için yoğun baskılar karşısında 1948'de Türkiye'yi terk etmeye mecbur kalıyor. Yolda Bulgaristan sınırında öldürülüyor. Onu kaçıracak olan Ali Ertekin kendisi gidiyor karakola. Ben öldürdüm, şu şekilde öldürdüm filan diyor. Ve Ali Ertekin 4 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Ve 2 yıl hapis yatıyor. Ve ömrünün sonuna kadar, 90'lı yıllarda öldüğü güne kadar da başına hiçbir şey gelmeden, hiçbir tırnak içinde şeytanlaştırılmadan da ölüp gidiyor. Şimdi bunu bahsi Ali Ertekin için söylemiyorum. Sabahattin Ali için söylüyorum. Türkiye'nin bütün bu baskıcı rejimleri, sadece AKP filan, AKP hep yoktu. Bu ülkede baskıcı iktidarlar hep vardı ve bu baskıcı iktidarlar her zaman muhalif düşünceye, aykırı düşünceye, sistem dışı fikre şiddetle yanıt verdi, şiddetle bastırdı. Şiddet bu zaten toplumun da normali haline geldi ama bu devletin normaliydi hep. Zaman zaman dozajı artsa bile. İrfan Aktan, şimdi yeniden gelir misin programa? Bitiriyorum. Çünkü özür bitirmemize 2 dakika dilerim. Kaldı. Demek istediğim şey şu. Yani burada tek bir pencereden bakarsak ne Yılmaz Güney'i tanırız, anlarız, ne Yaşar Kemal'i, ne devleti, ne de esas suçun tanımını yapabiliriz. Teşekkür ederim. Kusura bakma. Şimdi Ankara'dan geldiği için ve Ankara'ya sabah ilk uçakla döneceği için Fatih Haçlı'ya son sözü vereceğim. Havaalanında biraz beklemek zorunda kalacak. Kusura bakmasın. Çok teşekkür ediyorum ayrıca. Ama onun öncesinde ben kendi öz eleştirimi vereyim. Siz niye kendinizi eleştirmiyorsunuz diyenlere. Biliyor musun İrfan Aktan, Roboski'de, Uludere'de insanlar, siviller hayatını kaybettiği sabah gece bir haber geldi. Emin olamadık, onaylatamadık. Onaylatamadık derken bölgedeki kaynaklarımıza da ulaşamadık. Ne olduğunu bilmiyorduk. Fakat bir şey olmuştu. Ben sabah haberi sunuyordum Kanal D'de. Düşündüm, resmi açıklama gelsin öyle haber yaparız dedim. Resmi açıklamayı bekledim. O resmi açıklama gün içerisinde geldi. Çünkü aksinin belki de
başımı derde sokabileceğini düşündüm, biliyor musun? Evet, Gezi direnişinde cesurdum. Belki Ali İsmail Korkmazları, Berkin Elvanları ekranda anlatmıştım ama Türkiye'nin kırmızı çizgileri o kadar çok ki. Ve dilimi değiştirmeye çalışıyorum, biliyor musun Zehra? Adam akıllı demeyi pek seviyordum. Televizyonda da deyip duruyordum sürekli. Adam akıllı, adam gibi yapalım şu işi diye. Sonra bir baktım, bu cinsiyetçi bir ifade. Yani niye kadın gibi yapılmasın ki? Üstelik bizim Yörükler'de anne tarafında kadın anam diye severler mesela. Güzel anam demektir. Kadın güzel demektir. Bektaşi kültüründe kadınların, evet, mezarına erkekler şunu yazar. Bu mezarda eşim Fatma değil, eşitim Fatma yatıyor, eşitim yazar. Eşitim. Bu çok önemli. Muhteşemdir yani. Ve kimseyi üzmedim mi? Üzmüşümdür herhalde hayatımda. Aldattığım da olmuştur özel hayatımda ama şiddet uygulamadım en azından. Bunu söyleyebilirim. Kimseye şiddet uygulamadım. Bazen yastığa başınızı koyduğunuzda siz de kendi kendinize soruyor musunuz? Hala iyi bir insan mıyım diye. Bilmiyorum, hala iyi bir insan mıyım? Fatih Yaşlı, iyi bir insan mısın hala? Emin değilim bundan. Yani geldiğimiz noktada artık iyi miyiz kötü müyüz ama şunu söylemek isterim ben. Bir tartışma eğer ilerletiyorsa toplumu, toplumda yeni ufukları açıyorsa anlamlıdır, manalıdır. Ben Yılmaz Güney tartışmasında tartışmadan ziyade bir saldırı görüyorum. Şimdi bu saldırı çok net bir şekilde riyakar bir karakter taşıyor. Neden? Nedeni şu. Birincisi, eğer kadına şiddetten bahsediyorsanız ve bunu bu kadar önemsiyorsanız, örneğin İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine karşı çıkacaksınız. Çok net bir şekilde. Türkiye'de erkeklik denilen kültürü esas olarak milliyetçi muhafazakar ideolojinin yeniden ve yeniden ürettiğini söyleyip bunun üzerinden bir müdahalede bulunacaksınız. Eğer mesele katillikse, cinayetse, birilerini öldürmekse, ben şimdi buradan soruyorum. Cumhuriyet Savcısı Doğan Özü kim öldürdü? Örneğin Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'u kim öldürdü? 1 Mayıs 1977 katliamını kim yaptı? Server Tanilli'yi örneğin vurup kim sakat bıraktı? İşte o kadar isim sayabilirim ki size. Ümit Kaftancıoğlu, Bedri Karafakioğlu vesaire vesaire. Dolayısıyla işte Sabahattin Ali'den bahsedildi. Türkiye'de siyasal şiddetin esas kaynağı nedir? Türkiye'de kadına şiddetin esas kaynağı, siyasal politik düzlemde nedir? Bu sorulara yanıt verilmesi gerekir. Yani akşama kadar Kurtlar Vadisi izleyip Abdullah Çatlı'dan kahraman yaratan tiplemelerin en son konuşması gerekir. Eğer mesele şiddetse, şiddeti oturalım tartışalım. Yani ta İttihat Terakki'ye de götürebiliriz, bugüne de getirebiliriz. Türkiye'de siyasal şiddetin esas kaynağı, ana kaynağı nedir? Hangi cinayetler faili meçhul kalmıştır? Faili meçhul cinayetlerin ortaya çıktığı siyasi konjonktür nedir ve fail kimdir? Bu soruları sormayan herhangi bir tartışmanın özü itibariyle ne kadına şiddet meselesine bir çözüm getirmesi beklenir ne de siyasal şiddet meselesine bir çözüm getirmesi beklenir. Çok teşekkür ederim. Tam da vaktinde bitirdiniz, biliyor musunuz? Çünkü son 10 diye kulağıma saydılar ve hocam da son noktayı koydu zaten. Burada kalmasın. Yine gelin lütfen. Yine gelin ve gönül koymayın konuşamadık diye. Gençler, burada olmanız çok önemliydi ama mikrofonu uzatamadım. Kusura bakmayın ne olursunuz. 3 saat oldu. Daha bir 3 saat daha olsa. Gençler, siz de kusura bakmayın. Pazar günü bütün gençler Kartal'da, meydanda, emekliler geçinemiyor diye bir araya gelecek her yaştan genç. Onu bir kez daha söyleyelim. Ve izlediğiniz için sizler. Çok teşekkür ederiz. Halk Meydanı bu hafta 3 saatti. Hani bir 3 saat daha olsa konuşabilirdik belki ama herkes şimdi yola gidecek. Sizler de öyle. İzlediğiniz için, en baştan beri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynı fikirde olmayabiliriz ama yan yana gelip konuşabiliyoruz hala. Bu da beni sevindiriyor. Pazartesi akşamı Halk Ana Haber Bülteni'nde görüşmek üzere.